da sen. Cinderella o gün sevgili arkadaşı Pofu'yla kırlarda gezintiye çıkmış. O sırada çok güzel renkleri olan bir kelebeğe rastlamışlar. Ne güzel şeysin sen öyle. Hey, çekil burnumdan. Demek oyun istiyorsun. Pekala, oynayalım. Dur, kaçma. Yakalayacağım seni. Onu yakalamam mümkün değil Pofucuğum. Pofu kelebeğin arkasından koşarken birden ağaçların arkasında kaybolmuş. Pofu! Neredesin? Nereye kayboldun? Sakın başına bir şey gelmiş olmasın. Cinderella Pofu'yu ararken bir kargaya rastlamış. Ha! Kimi arıyorsun sen? Arkadaşım beyaz tavşanı arıyorum. Onu gördün mü? Karga bir avcının Pofu'yu yakalayıp götürdüğünü söylemiş. Eyvah! Pofucuğumu kötü avcı mı yakaladı? Üzgünüm ama ne yazık ki öyle. Ne tarafa gitti? Görebildin mi? Nereye gittiğini biliyorum. Avcı yakaladığı tavşanları her zaman ormanın sonundaki çiftliğe götürür. Cindy Pofu'nun başına kötü bir şey gelmesinden çok korkmuş. Arkadaşımı kurtarmalıyım. Beni oraya götürebilir misin? Tabii, beni takip et. Bu arada avcı kafese koyduğu tavşanları arabasıyla götürüyormuş. Tabii Pofu da aralarındaymış. Hey, bırak bizi çabuk. Ben Prenses Cinderella'nın arkadaşıyım. Bu yüzden hapse girersin. Bir prensesin şapşal bir tavşanla ne işi olur? Buna pişman olacaksın. Hadi daha hızlı yürü tembel at. De. Bize ne yapacaksın? Ben kazanacağım paraya bakarım. Size ne olacağı hayvan tacirinin bileceği iş. Hayvan taciri de kim? Biraz sabredin. Yakında görürsünüz. Tam o sırada avcının beklemediği bir şey olmuş. Ayak sişler. Tekerlek kırıldı. Bu sırada Cinderella Pofu'yu bulmak için acele ederken karga da ona yol gösteriyormuş. İyi ki sana rastladım. İşte orada. Bu avcı olmalı. Yetiştik ona. Evet, bu o. Cinderella hemen görünmeden arabaya yaklaşmış. İşte Pofu orada. Ah, Cinderella. Şşt, sessiz olun. Şimdi kurtaracağım sizi. Hay aksi. Kilitli bu, açılmıyor. Cinderella, anahtar avcının cebinde. Tüh, bu kötü oldu. Nasıl alacağım bu anahtarı? Harikasın. Hadi çabuk ol. Çıkın çabuk, gidelim buradan. Ama tam bu sırada kötü avcı işini bitirip ayağa kalkınca... Vay canına! Kaçıyorsunuz ha? Durun! Hop! İşte yakaladım sizi. Hadi Cindy, kaçalım çabuk, koş! Demek tavşanlarımı çaldın ha? Şimdi görürsün sen. Gel, şuraya saklanalım. Nerede bu adam? Göremiyorum. Sus, sessiz ol. Bizi duyabilir. Bizimkiler endişeyle beklerken avcı birden ortaya çıkıvermiş. İşte yakaladım sizi. Eyvah!
Yakaladım seni tavşancık. Popo hayır! Çabuk kaç buradan, seni de yakalarsa hiç şansınız kalmaz. Başka çaresi olmadığını görünce Cinderella Popo'yu alamadan kaçmak zorunda kalmış. Bana sen lazımsın. Gel bakalım uzun kulak. Cinderella'nın avcının peşini bırakmaya elbette hiç niyeti yokmuş. İşte sana söylediğim çiftlik. Bak, bir adamla konuşuyor. Onun adı hayvan taciri. Bu çiftlikte yaşıyor. Ne? Hayvan taciri mi? Gördün mü? Avcı Pofu'yu ve diğer tavşanları o adama sattı. Çil çil paraların sesine bayılıyorum. Kedi amca! Ne oluyor? Yine mi sen? Git başımdan! Şuram! İmdat! Paralarım gitti. Pis karga! Ne yapacağız şimdi? Pofu ile tavşanları bu çiftlikten çıkarmamız lazım. Bu sırada hayvan taciri elinde büyük bir torbayla kafesin yanına gelmiş. Bak, tavşanları torbaya koyuyor. Onları nereye götürüyor bu adam? Umarım düşündüğüm yere götürmüyordur. Ne demek istiyorsun? Tavşanları ateş cadısına götürüyor olabilir. Ateş cadısı mı? O kim? Yeraltı ülkesinin cadısı. Volkan mağarasında yaşar ve tavşanlara bayılır. Eyvah! Hayvan taciri oraya varmadan tavşanları kurtarmalıyım. Bana yine yardımın lazım. Elbette. Beni de yakalandığım tuzaktan senin gibi iyi biri kurtarmıştı. Kediler kazanmamalı. Hadi o zaman gidelim. Bakalım Cinderella ve ona yardım eden sevimli kargamız Pofu ile arkadaşlarını ateş cadısının eline düşmekten kurtarabilecekler mi? Bunu Volkan Mağarası adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Kötü kalpli hayvan tacirinin Pofu ile diğer tavşanları ateş cadısına götüreceğini öğrenen Cinderella, onları kurtarmak için hemen harekete geçmiş. Bu volkan mağarası nerede? Büyük yanardağın altında. Orası tehlikeli bir yer. Orada bir cadının yaşadığını bilmiyordum. Ateş cadısı hep yer altında yaşar. Yeryüzüne çıkamaz. Bu yüzden hayvan taciri ona tavşan bulur ve götürür. Bütün bunları nereden biliyorsun? Biz kargalar çok geniş bir aileyiz. Birimiz bir şey öğrendiğinde bunu hepimiz duyarız. Cinderella, Pofu ve arkadaşları için çok endişeleniyormuş. Zavallı tavşancıklar. Umarım onları cadının eline düşmeden kurtarırız. Sonunda hayvan taciri yorulmuş. Biraz dinlenmek için mola vermiş. Bak oturdu. Karnını doyuruyor. Torbayı taşımaktan yorulmuşa benziyor. Uyudu. Şimdi harekete geçmeliyiz. Bizimkiler hemen bir plan düşünmüşler. Bize uzun bir ip lazım. Şu sarmaşığı kullanalım. Sen çok zeki bir kargasın. Zeki olduğum kadar becerikli olduğumu da söylerler. Öyle mi? Hadi o zaman göreyim seni. Evet, işte oldu. Yaptım. Hadi çek sarmaşığı. Biraz ağırmış. Hadi gayret, az kaldı. Hay aksi, dala takıldı, gelmiyor. Daha hızlı çek, hadi hadi. Hı? Ne oluyor? Eyvah, gördü bizi, kaç çabuk. Demek torbamı çalacaktın.
Gel buraya, kaçma! Ormana saklan hadi! Nereye gitti bu kız? Korkup kaçmış olmalı. Neyse, daha yolum uzun. Ben devam edeyim. Böylece hayvan taciri yoluna devam etmiş. Çok az kalmıştı. Ama kurtaramadık onları. Ne yazık ki öyle. Şimdi planın ne? Adamı takip edip yeni bir fırsat kollayacağız. Bizimkiler yeniden hayvan tacirinin peşine düşmüşler. Bak, bir mola daha verdi. Belki şimdi şansımız olur. Evet, şuraya gizlenip bekleyelim. Ne güzel incirler. Bunların tadına bakmalıyım. İşte şimdi. O meşgulken gidip torbayı alabiliriz. Bal gibi tatlı. Tam ağzıma layık. Evet. Hadi tam sırası. Tam o sırada Cinderella bir şey görmüş. Aa! Bak, torbada delik açıldı. Pofu bu. Torbayı delmeyi başarmış. Evet, kurtuluyor galiba. Kaçabileceğinizi mi sandınız ufaklıklar? Eyvah, yakaladı onları. Hadi şimdi çıkın da göreyim. Vav! Adam çok kızdı. Evet, şimdi yola devam edebiliriz. Tüh, yine olmadı. Nihayet hayvan taciri ulaşmak istediği yere varmış. Bizimkiler de peşindeymiş tabii. Vay canına, ne korkunç bir yer. Burası Volkan Mağarası. Yeraltı ülkesinin girişi burada. Yolun sonuna geldik tavşanlar. Birazdan yeni sahibinizle tanışacaksınız. Mağaraya girdi. Hadi biz de girelim çabuk. Bizimkiler de tam mağaraya girecekken beklemedikleri bir şey olmuş. Sakın mağaraya girmeyin. Cadı sizi yakar. Sen de kimsin? Ben kahinim. İyileri korumaya çalışırım. Tavşanları kurtarmak istiyorsan önce sihir kitabını bulmalısın. Sihir kitabı mı? O da ne? Ne işime yarayacak? Sihir kitabı olmadan ateş cadısıyla başa çıkamazsın. Onu bulabilirsen sen de sihir gücüne kavuşursun. Sihir gücü mü? Ve ancak o zaman ateş cadısını yenebilir ve tavşanları kurtarabilirsin. Buna hiç vaktim yok. Pofu ve arkadaşları cadının elinde. Merak etme. Cadı ateş ayininden önce onları pişirmeyecek. O zamana kadar sihir kitabını bulup dönmelisin. Ateş cadısı kırmızı gözleri ve alev saçan saçlarıyla korkunç bir cadıymış. Hayvan taciri çıkıyor. Çil çil altınların sesi ne güzel. Eyvah, tavşanları cadıya satmış bile. Zavallı pofum. Şimdi görür o. Aman, yandım. Altınlarım, olamaz. Altınlarım gitti. Hak etti bunu. Ah.
Cinderella tekrar kahine dönmüş ve sormuş. Peki bu sihir kitabını nerede bulacağım? Yeşil devlerin ülkesinde. Orada bilge bir ağaç var. O sana yardım edecek. Ama bilge ağacı nasıl tanıyacağım? Sarmaşıklarla kaplı dalları, kocaman gövdesi var. Yalnız çok dikkatli olman lazım. Orası tehlikelerle doludur. Sen de benimle gelir misin karga? Yeşil devlerin ülkesini hep görmek istemişimdir. Acaba Cinderella sihir gücüne kavuşup Pofu ile arkadaşlarını kurtarmak için Volkan Mağarası'na geri dönebilecek mi? Bunu Sihir Kitabı adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz sevgili çocuklar. Cinderella sevgili dostu Pofu ile tavşanları ateş cadısından kurtarabilmek için sihir kitabını bulmaya karar vermiş. Ve böylece karga ile birlikte yeşil devlerin ülkesine doğru yola çıkmışlar. Yeşil devlerin ülkesi çok mu uzakta? Yakın sayılmaz. Oraya varmamız biraz zaman alacak. Bu sihir kitabını bulursak gerçekten işe yarayacak mı acaba? Bunu ancak kitabı bulduğumuzda öğrenebileceğiz. Umalım da kahinin söyledikleri doğru çıksın. Yoksa Pofu ile tavşanları kurtarmamız çok zor. Cinderella ile karga uzun bir yürüyüşün ardından Yeşil Devlerin ülkesine varmışlar. İşte geldik. Şurası Yeşil Devlerin ülkesi. Ne kadar da büyük görünüyor. Tuhaf bir orman burası. Biraz ürkütücü. Sihir kitabını bulmamız için önce kahinin söylediği bilgi ağacı aramalıyız. Kahin bu ormanın çok tehlikeli olduğunu da söyledi. Dikkatli olalım. Bu sesleri. Şimdi anlarız. Ne var orada görebiliyor musun? Sakın kıpırdamasın diyor. Nefesini alma. Cinderella gördüğü şey karşısında dehşete düşmüş. Tehlikeli bir yermiş. Bu sırada Volkan mağarasındaysa Pofu ve tavşancıklar korku içindeymiş. Bırak bizi. Yoksa Cindy seni bulur ve yaptığına pişman eder. Korkmayın. Cinderella bizi mutlaka bulup kurtaracaktır. Neredeyse tüylerimi yakacaktı kötü kalpli cadı. Herkes iyi mi? Bizimkiler ise ormanın içinde dikkatle ilerlemeye devam ediyorlarmış. Umarım bu yaratıklara yakalanmadan buluruz bu ağacı. İşte orada. Kahinin söylediği gibi kocaman gövdesi, sarmaşıkları var. Evet, bu o ağaç olmalı. Tam ağaca yaklaşırken bir grup yeşil devin ağaca doğru ilerlediklerini görmüşler. Eyvah! Yeşil devler! Saklan çabuk! Ne kadar da büyükler. Çok garip. Ne yapıyor bunlar? Galiba ağaca saygılarını gösteriyorlar. Biri sana doğru geliyor, dikkat et. Eyvah, gördü beni sanırım. Bu devler kör. Sadece sesleri duyuyorlar. Hiç kıpırdama. Sessiz kal. Hay aksi, Cinderella'yı bulacak. Sağ ol karga. Beni yakalayacak diye çok korktum. Sanırım gidiyorlar.
Hadi gidip konuşalım şu ağaçla. Merhaba. Benim adım Cinderella. Sen bilge ağaç olmalısın. Evet, aradığınız ağaç benim. Nasıl yani? Geleceğimizi biliyor muydun? Elbette. Neden geldiğinizi de biliyorum. Sihir kitabını yıllarca bugün için sakladım. Bugün için mi? Evet, doğru kişinin gelip alması için. Doğru kişi ben miyim yani? Evet Cinderella. Kalbi sihir gücünü kullanabilecek kadar temiz olan seçilmiş kişi sensin. Vay canına! Seçilmiş kişi demek. Bilge Ağaç, Cinderella'ya sihir kitabının ilk sayfasındaki satırı okuduğunda sihir gücüne sahip olacağını söylemiş ve eklemiş. Kitabın içinde bir de sihirli asa bulacaksın. Düşündüğün her şeyi o gerçekleştirecek. Sakın kaybetme ve başkasına verme. Buna inanamıyorum. Yapabilecek miyim acaba? Tabii ki sen seçilmiş kişisin. Hiç korkma. Ancak bu gücü kullanırken dikkat etmen gereken bir şey var. Nedir? Bir sihir yaptıktan sonra ikincisi için biraz zamana ihtiyacın olacak. Bunu sakın unutma. Ne kadar bir zaman gerekli? Yapılan sihre göre vakit değişir. Zor bir sihirse bu süre bir iki güne kadar uzar. Arkadaşımı cadıdan kurtarmam lazım. Pek fazla zamanımız yok. Sihir kitabını alıp gidebilir miyim artık? Gövdemdeki koyu renkli yeri elinle it lütfen. Oldu işte. Kitap burada. Hadi çabuk oku ilk satırı. Temiz kalpli kız gücünün farkına varsın. Sihriyle iyiliğin yolu aydınlansın. Vay canına! Galiba oluyor. Sihir gücünü hissediyorum. Bana ne oldu böyle? Cinderella çok güzel oldun. Elbisen, saçların adeta güneş gibi parlıyorsun. Eyvah! O da ne? Yeşil dev! Yetişemiyorum. Umarım işe yarar. Evet, şimdi. Yaşasın, işe yaradı. Bir an önce gidelim buradan. Hadi. Cinderella dostu kargayla tam kaçmaya hazırlanırken bu sefer de karga yakalanmış. Eyvah karga! Cinderella! Kurtar beni! Bir şeyler yapmalıyım. Bakalım Cinderella kargayı dinozordan kurtarıp kazandığı sihir gücüyle Pofu ve arkadaşları için volkan mağarasına geri dönebilecek mi? Bunu İyiliğin Gücü adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz sevgili çocuklar. Bir önceki bölümde Cinderella Yeşil Devler Ülkesi'nde sihir gücünü kazanmış ama arkadaşı kargayı uçan bir dinozor kaçırmıştı. Artık sihir gücüm var. Onu kullanarak kargayı kurtarabilirim. Peşlerinden gitmem için bana uçan bir at lazım. Hadi sihirli asa, göreyim seni. Uçan at gelmedi. Sihir neden olmuyor? Eyvah! Kayalıklara doğru uçuyorlar. Cinderella sihir gücü geri gelene kadar onları gözden kaybetmemek için peşlerine düşmüş.
uçan dinozorun yuvası olmalı. Umarım geç olmadan yetişirim. Hey, seni kurtaracağım, korkma. Elini çabuk tut, dinozor her an dönebilir. İyi de neden uçup kaçmıyorsun? Buradan çıkamıyorum. Üzerime yapışkan bir tükürük bıraktı. Hareket edemiyorum. Anladım. Bunu tekrar denemeliyim. Yapışkan kaybol. Bu sefer oldu. İşe yaradı. Çok mutluyum. Yaşasın. Kurtuldum. Hadi çabuk gidelim buradan. Şimdi dikkat. Dinozor döndü. Bizi rahat bırak. Sadece gitmek istiyoruz. Madem öyle, bunu sen istedin. Hay aksi. Sihir yine olmadı. Kaç çabuk şuraya girelim. Ne yapacağız şimdi? Sıkıştık burada. İkinci sihir için biraz bekleyeceğiz. Az önce bir sihir yaptın. Beni yapışkandan kurtardın. Evet, evet. Doğru. Bilgi Ağaç'ın söylediği buydu. Bir sihir yaptıktan sonra ikincisi için zaman gerekir demişti. Anlıyorum. Demek bu yüzden az önce olmadı. Evet, sanırım. Peşinizden uçan atla gelmek istemiştim. Sihir o zaman da tutmamıştı. Çünkü daha önce deve sihir yapmıştın. İkinci sihir için yeterli zaman geçmemiş olmalı. Artık daha dikkatli olmalıyım. İki sihir arasında zamanı düşünerek hareket edeceğim. Sence şimdi yeterli zaman geçmiş midir? Denemeden bilemeyiz. Ne çirkin sesin var. Bırak bizi gidelim. Hadi sihri deneyelim. Pekala, al bakalım. Biz gidene kadar küçük olmanın tadını çıkar. Sonra yine eski haline döneceksin. Ve böylece Cinderella arkadaşı Karga ile birlikte oradan uzaklaşmış. Cadının ateş ayini bitmeden volkan mağarasına dönüp Pofu ile tavşanları kurtarmalıyız. Uzun bir yolumuz var. Oraya hızlı ulaşmamız lazım. Bunun tek bir yolu var. Bir sihir daha denemek. Evet. Gel bakalım uçan at. Vay canına! Cinderella müthişsin. Ben de çok sevdim bu işi. Bu sefer geldiğin için teşekkür ederiz tek boynuz. Hadi bizi volkan mağarasına götür lütfen. Böylece uzaktaki dağlara doğru uçmuşlar. Bu sırada ateş cadısıysa kutsal ateş ayinini yapmakla meşgulmüş. Kötülüğün yordu. Ateşin yordu. Kutsayın gücümü. Cadı kötülük ayinini yapıyor. Umarım şimdi bizi kurtarmak için geç kalmaz. Ayinim bitti. Artık sizi pişirip tadınıza bakabilirim. Eyvah! Eyvah! Kurtarın bizi! Mağaranın dışındaysa... Şimdi şu ateş cadısıyla tanışabiliriz artık. Çok dikkatli ol. Cadı her an karşımıza çıkabilir. İşte orada. Önce seni pişirelim geveze tavşan. Gerçekten çok açım. Hayır, lütfen yapma. Pişmek istemiyorum. Tam o sırada Cinderella'nın sesi mağarada çınlamış. Dur kötü cadı. Bırak arkadaşımı. Cindy. Biliyordum geleceğini. Sen kim oluyorsun da benim mağarama giriyorsun? Bu ne cüret? Ateş cadısı çok kızmış ve hemen güçlü büyülerinden birini yapmış. Yan ve yok ol.
Çıkma sakın, yakacak seni. Demek bu şapşal karga da seninle. Ay, imdat! Tavşanları kurtarmaya geldiniz öyle mi? Nereye kaçtın iyilik meleği? Buradayım. Senden korkmuyorum. Güzel. Cesurmuşsun. Aferin. Ama bu seni kurtarmayacak. Artık bu büyün işe yaramaz. Vay! Sihir gücün de var öyle mi? Ama yetmez. Hiçbir sihir benim büyülerimle baş edemez. Sevgi saklan. İkinci sihir için zaman lazım. Ne o? Böyle saklambaç mı oynayacağız hep? Demek buradasınız. Korkak fareler sizi. Eyvah! Kaçalım çabuk. Kaynayan lavların tadına bak. Umarım ikinci sihir için yeterli zaman geçmiştir. Bu da ne? Mağaram buz tuttu. Neler oluyor? Ne oldu bana? Bu da neyin nesi? Üçüncü sihri beklemeden yaptım. Bu nasıl oldu? Denedim. Bilmiyorum. Kötülük karşısında belki de hemen işliyor. Zamanla anlayacağız nasıl işlediğini. Ama şimdi bizi kurtardın ya. Yaşasın! Pufucuğum, canım benim. Burası soğuk olmaya başladı. Hadi gidelim. Ben ateş cadısıyım. Burada donarım. Çıkarın beni. Ama bütün bunları nasıl yaptın? O elindeki de ne? Sana anlatacağım o kadar çok şey var ki Pufucuğum. Ama önce hemen eve dönmek istiyorum. Hepsi mutlu şekilde evlerinin yolunu tutmuşlar. Prensle evlenen Cinderella çok mutluymuş. Ama üzüldüğü bir şey varmış. Sarayın kurallarını bilmediği için sürekli hatalar yapıyormuş. Çevremdekiler bana neden tuhaf tuhaf bakıyorlar böyle? Nedimesi kıyafetlerinin saray için uygun olmadığını, artık bir prensese yakışacak kıyafetler giymesi gerektiğini söylemiş. Cinderella utanmış ve üzülmüş. Ya demek bu yüzden herkes bana bakıp gülüyor. Şimdi anladım. Cinderella'ya gülenlerin arasında kötü kalpli soylu Rosa ile kızı Sera da varmış. Rosa büyüler yaptığından herkes ona Cadı Rosa dermiş. Prenses oldu ama sarayda nasıl giyineceğinden haberi yok. Prenses olmak benim hakkımdı. Prensle ben evlenecektim. O da olacak. Sen annene güven. Onu prenses olduğuna pişman edeceğiz. Sonunda kral ve prens de onun prenses olamayacağını anlayacak. Ve bu evlilik bitecek. Akşam yemeği sırasında kuralları bilmeyen Cinderella yine hatalar yapmış. Çorbasına ekmek banmış. Çorbayı içerken ağzını şapırdatmış. Ne kadar da güzel olmuş. Tabağındaki eti bıçakla kesemeyince yanında oturan Sera ona akıl vermiş. Eti elinle yiyebilirsin. Bu ayıp değil. Eti eliyle tutup yemiş. Ama sofradakiler onu ayıplayıp gülüşmüşler. Ay, ne iğrenç.
Bir prensesin yemek yeme adabını bilmemesi ne kötü. Özür dilerim. Bu hataları bir daha yapmam. Bir gün yine sarayın bahçesinde düşünceli otururken yanı başında bir ses duymuş. Niye bu kadar mutsuzsun prenses? Sen de kimsin? Nereden çıktın? Ben Pofu. Yıllardır bu sarayda yaşarım. Sarayla ilgili bilmediğim şey yoktur. Öyle mi? Belki bana yardım edebilirsin o zaman. Sana ne konuda yardım etmemi istiyorsun? Sarayın adetlerini bilmiyorum. Sera da beni yanlış yönlendiriyor. Daha da çok hata yapıyorum. Çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım? O kolay. Prenses okuluna gitmelisin. Prenses okulu mu? Evet, bu çok iyi fikir. Bunu hemen prensle konuşmalıyım. Çok teşekkür ederim Pofu. Sen bir tanesin. Böylece Cinderella'nın da isteğiyle onun prenses okuluna gitmesine karar verilmiş. Cinderella prenses okuluna gidecekmiş. O kız okulda başarılı olmamalı. İyi de ne yapabiliriz? Sen de o okula gideceksin. Ve dediklerimi yapacaksın. Okulun ilk günü ve ilk derste öğrencilere yürüme dersi verilecekmiş. Cinderella sınıfta Sera'yı görünce çok şaşırmış. Aa, Sera? Sen niye okuldasın? Bir lady olarak benim de kendimi geliştirmem lazım şekerim. Unutma, dersin sonunda kıyafetli sınav var. Kolay gelsin, bye. Cinderella bu sınavı geçmemeli. Bu tozu al, onun giyeceği kıyafetlere dök. Nedir bu toz? Kaşıntı tozu. Kimseye gösterme. Vay, demek bunlar Cinderella'ya kötülük peşindeler. Görürler şimdi. Fakat Sera gizlice elbisenin yanına gelmiş ve elindeki tozu Cinderella'nın kıyafetine dökmüş. Vay canına! Buna izin veremem. Hemen bir şey yapmalıyım. Nihayet sınav başlamış. Cinderella ışıltılı kıyafeti içinde bir prenses zarafetiyle yürümüş. Niye kaşınmıyor bu kız? Dökmedin mi tozu? Döktüm ama ben de anlamadım. Sıra Sera'ya geldiğinde Sera kaşınmaktan düzgün yürüyememiş. Ne olduğunu anlamamış. Tabii sınavı da geçememiş. Bu nasıl olur? İmkansız! Aa Pofu, sen ne arıyorsun burada? Seni izlemeye geldim. Çok güzel yürüdün. Tebrik ederim. Doğuştan bir prensessin. Evet ama Sera'ya ne oldu öyle? Sürekli kaşındı ve yürüyemedi. Çok üzüldüm onun için. Hiç üzülme. Sera kıyafetine kaşıntı tozu döktü. Ama ben de tozları temizleyip onun kıyafetine döktüm. Ve hak ettiği cezayı buldu. Onun okula niye geldiğini şimdi anladım. Amacı benim başarımı engellemekmiş. Evet. Ona ve cadı annesine dikkat etmelisin. Bir sonraki sınav yeme içme kurallarıymış. Komşu ülkenin prensesi de misafir olarak yemeğe katılacakmış. Bu sefer hata yapma seni beceriksiz. Cinderella bu sofra sınavını geçmemeli ve rezil olmalı. Peki ne yapmalıyım? Çok
Çorbasını bu şişeden dökmen yeterli. Yine kötü şeyler planlıyorlar. Hiç vazgeçmiyorlar. Herkes sofrada yerini almış. Cinderella misafir prensesi karşılamış. Hoş geldiniz prenses. Okulumuza onur verdiniz. Prenses de Cinderella'yı tanımaktan mutlu olmuş. Hep beraber sofraya oturmuşlar. Yemek başlamış. Sera cebinden küçük şişeyi çıkartıp kimse görmeden Cinderella'nın çorbasına dökmüş. Eyvah! Cinderella'yı uyarmalıyım. Aa! Pofu bu. Bana mı işaret ediyor? Cinderella da Pofu'nun anlattıklarını anlamış. O da fark ettirmeden çorbasını Sera'nınkiyle değiştirmiş. Durumu anlamayan Sera çorbasından içmeye başlamış. Hayır! Sakın! Dur! İçme! Hayır! Olamaz! Günün sonunda Cinderella sofra sınavından da başarıyla geçip başarı belgesini almış. Sen olmasaydın başaramazdım Pofu. Çok teşekkür ederim. Her zaman yanındayım prensesim. Sen hiç merak etme. Bu hafta Cinderella artık prenses olduğu için taç giyecekmiş. Ülkenin en iyi terzisi ona değerli taşlarla bezeli muhteşem bir tören elbisesi dikmiş. Elbisemi beğendin mi? Çok heyecanlıyım Pofu. Harika. Şimdiye kadar taç giymiş en güzel prenses olacaksın. Sarayda büyük bir hazırlık varmış. Komşu ülkelerin kraliyet mensupları, soylu aileler ve birçok önemli kişiler törene davetliymiş. Tabii bu işten hiç hoşlanmayan birileri de çok uzakta değilmiş. Bu kız taç giyerse gerçek bir prenses olur. Bu tören asla yapılmamalı. İyi de nasıl engel olabiliriz ki? İyi bir planım var. Törende bir aksilik olmasından çok korkuyorum Pofucuğum. Merak etme prensesim. Her şey yolunda gidecek. O duman da neyin nesi? Cadı Rosa ve kızı Sera. Ne yapıyor bunlar orada? Sen burada bekle. Ben şimdi öğrenirim. Kolay gelsin. Ne kaynatıyorsunuz kazanda böyle? Seni ilgilendirmez şapşal tavşan. Çabuk kaybol buradan. Kızma canım. Tamam, gidiyorum. Ama akıllı Pofu gitmemiş. Bir köşeye gizlenip cadıyla kızını izlemiş. İşte oldu. Artık taç giymeyi rüyasında görür o kız. Peki ne işe yarayacak bu ilaçlı nar şurubu? Cinderella bunu içince hastalanacak. Yüzünde gözünde sivilceler, lekeler çıkacak. Uzun sürede geçmeyecek. Tabii törende yapılmayacak. Cadı ile kızının vereceği hiçbir şeyi içmemesi gerektiğini söylemiş. Demek öyle. Bunlar benimle uğraşmaktan hiç vazgeçmeyecekler anlaşılan. Bir dersi hak ediyorlar bence. Aradan biraz zaman geçmiş. Sera elinde bir tepsiyle Cinderella'ya gelmiş. Merhaba Cinderella. Düşündüm ki biz dost olmalıyız. Sana kendi ellerimle pasta ve nar şurubu yaptım. Umarım beğenirsin. Sevindim Sera. Ben de dost olmamız gerektiğini düşünüyorum.
İkramın için çok teşekkür ederim. Şurubun ilaçlı olduğunu bilen Cinderella tabii ki içmemiş. O da bir kek yapmış. İlaçlı şurubu da başka bir içecekle karıştırıp saraya göndertmiş. Bana ikram yolladığına göre dost olacağımıza inandı saf prenses. Kek de güzel görünüyor. Biraz tadayım. Vişne şurubu da güzelmiş. Böylece ilaçlı şurubu içen Sera hastalanmış. Yüzü gözü kırmızı beneklerle dolmuş. Aman tanrım, ne oldu bana? Çok çirkinim. Bu nasıl oldu? Cinderella'nın bir casusu var anlaşılan. Bir şeyler düşünmelisin. Cinderella taç giymemeli. Madem öyle, biz de tacı çalarız o zaman. Vay canına, tacı çalacaklar demek. Pofu yine duyduklarını koşup Cinderella'ya yetiştirmiş. Cinderella hemen yardımcısını çağırmış. Giyeceğim tacın tıpatıp bir benzerinin yapılmasını istiyorum. Hem de hemen. En hünerli ustalar hemen tacın bir benzerini yapmışlar. Tabii ki üzerindeki mücevherler sahteymiş. Güzel olmuş. Sanki aynını ayırt etmek imkansız gibi. İşte oldu. Şimdi akşam olmasını bekleyelim. Taç giymeyi unutsun o kız artık. Bir gün Cinderella saraydan kovulunca prensle evlenip bu tacı ben takacağım anne. Ertesi gün saraydaki hazırlıkların devam ettiğini görünce cadı çok şaşırır. Neler oluyor? Bu ne saçmalık? Taç olmadan tören olmaz ki. Olamaz! Bu mümkün değil. Hem bu muhafızlar da nereden çıktı şimdi? Bu taç sahte! Kahretsin! Pofucuğum, sen yine de cadıya göz kulak ol. Ondan her şey beklenir. Merak etme prenses, o iş bende. Cadı yine vazgeçmemiş tabii. Odasında yeni bir karışım daha hazırlıyormuş. Tıpkı suya benziyor. Ne işe yarayacak bu? Bunu Cinderella'nın kıyafetlerine serpeceksin. Güneş çıktığında elbisesinde kötü kokulu pis lekeler oluşacak. Bu harika. Herkesin içinde rezil olacak. Tabii tören de iptal edilecek. Böyle bir skandalla kimse taç giyemez. Bu cadı gerçekten çok kötü. Cadı ve kızı odanın kapısından dışarı bakarken Pofu hemen içeri girmiş ve şişeyi değiştirmiş.
Bu saraydaki çocuklardan nefret ediyorum. Gene kapımızı çalıp kaçtılar. Onlara da bir gün cezalarını vereceğim. Hele bir kraliçe olayım da. Şimdi al bu şişeyi, gizlice Cinderella'nın odasına gir ve elbisesinin üzerine dök. Aynı şeyi Popo da Sera'nın kıyafetine yapmış. Ama onun elbiseye serpiştirdiği şey su değil, cadının karışımıymış. Nihayet beklenen an gelmiş. Taç giyme töreni başlamış. Bak gör şimdi prensesin elbisesi ne hale gelecek. Ama güneş parladıkça Sera'nın üstündeki elbise buruşmuş. Üzerinde kötü kokulu pis lekeler oluşuvermiş. Yine iğrenç koku. Bu da ne? Olamaz. Ve herkes tekrar Cinderella'ya dönmüş. Yaşasın prensesimiz. Prens bir gün sevgili eşi Cinderella'ya sevimli minik bir pony atı hediye etmiş. Canım, ne tatlısın sen. Senin adın Beri olsun. Cinderella'nın can dostu tavşanı Pofu da oradaymış. Merhaba Beri, ben de Pofu'yum. Beri birçok yarışmada ödülleri olan şampiyon bir poniymiş. Prens Cinderella'ya Beri ile kraliyet pony yarışmasına katılmak isteyip istemediğini sormuş. Cinderella çok heyecanlanmış. Evet, çok isterim. Ama ben hiç poniye binmedim ki. Bunun üzerine prens ülkenin en iyi pony eğitmenini saraya getirtmiş. Cinderella biniş derslerine başlamış. Pufucuğum, Beri ile bu kupayı kazanmayı çok istiyorum. Başaracaksın. Bundan eminim. Kötü cadı Rosa ile kızı Sera ise Cinderella'nın pony eğitimini kıskançlıkla izliyorlarmış. Bu kraliyet pony yarışı da nereden çıktı şimdi? Kazanırsa sarayda itibarı artar. Prens onu daha çok sever. Ona engel olmalıyız. Evet ama nasıl? Buldum galiba. Ne buldun? Sen de yarışa katılacaksın. Ve sen kazanacaksın. Ama ben poniye binmeyi bilmiyorum. Hem benim ponim de yok. Şu şapşal kız öğreniyorsa sen de öğrenirsin. Sana en iyi poniyi alacağım. Böylece cadı da kızına siyah bir poni almış. Sera da hocasıyla eğitim alanına gelmiş. Merhaba Sera. Ne güzel ponin var. Sen de mi yarışmaya katılacaksın? Evet canım. Ama senin için üzgünüm. Çünkü benim karşımda hiç şansın yok. Güleyim bari. Kendini ne sanıyor bu kız? Göreceğiz Seracığım. İyi olan kazanır. Sera daha ilk derste ponisine binmeyi başaramamış. Dursana çirkin şey. Kıpırdama, binemiyorum. Ah, seni kahrolası poni. Zavallı poniye kötü davranırsa olacağı budur. Böylece aradan günler geçmiş. Cinderella eğitimini tamamlamış, usta bir binici olmuş. Bravo!
Bu kız çok iyi öğrendi bu işi. Sen daha poninin üzerinde duramıyorsun. Ama benim ponim bozuk anne. Hayır! Sen beceriksizsin. Bozuk poni mi olurmuş? Cadı Rosa, Sera'nın Cinderella'ya karşı kazanamayacağının farkındaymış. Kazanman için bir şeyler yapmamız lazım. Cinderella yaptıkları çalışmadan sonra ponisinin yanına gitmiş. Yarın yarışmamız var Bericim. O yüzden az yemen lazım. Sadece bu kadarcık. Olur mu? Akşam olunca Cadı Rosa ile Sera kimseye görünmeden gizlice Cinderella'nın ponisinin yanına gitmişler. Bu yemler ne işe yarayacak hala anlamış değilim. Kafanı çalıştır biraz. Bu kadar yulafı yiyince yarın o poni koşabilir mi sence? Şimdi anladım. Bırak koşmayı yürüyemez bile. Cadıyla Sera yem dolu iki kovayı Beri'nin önüne bırakmışlar. Hadi bakalım şapşal pony. Bu akşam şanslısın. Çatlayana kadar yiyebilirsin. Niye yemiyor? Bizden çekinmiş olabilir. Gel şuradan izleyelim. Hadi yesene kuş beyinli poni. Oh, imdat! Çıkarın şunu kafamdan! Oh! Ertesi gün yarışma için son hazırlıklar yapılıyormuş. Cinderella dökülen yulafları ve içinde Sera'nın tokasını görünce durumu anlamış. Demek cadıyla kızı koşamasın diye ponime yulaf verdiler öyle mi? Aferin akıllı Beri. Senin yemediğini biliyorum. Yarışta görüşürüz. Tedbiri elden bırakmayalım. Bunlardan her türlü kötülük beklenir. Böylece Cinderella ile Pofu cadıyla kızına bakmak için yarış hazırlık yerine gitmişler. Aa bak, oradalar işte. Ne yapıyorlar acaba? Bunun işe yarayacağından emin misin? Elbette poni koştukça eğer kayacak. Cinderella da o şapşal poninin üstünden düşecek. Ay gözümün önüne geldi, çok komik. Böylece yarış dışı kalacak. Kraliyet kupasını da sen kazanacaksın. Ne yapacağız Pofu? Onları durdurmalıyız. Çıkıyorlar. Sen görünmeden onları takip et. Başka bir oyun hazırlamasınlar. Peki ya sen? Ben buradaki sorunu halledeceğim. Hey bakar mısın? Prensesin ponisine yanlış eğer takıyorsun. Bu eğer Sera Hanım'ın ponisinin artık. Bu sabah böyle olmasına karar verildi. Bakıcı Pofu'ya inanmış tabii ki. Cadının yağladığı eğeri Sera'nın ponisine bağlamış. İşte oldu şimdi. Ve nihayet beklenen an gelmiş. Yarışmalar başlamış. Cinderella yarışırken prens de heyecanla izliyormuş. Ne zaman düşecek bu kız? Niye kaymıyor bu lanet eğer?
O kadar da yağladım altını. Düşmedi işte. Sıra bana geldi. Ne yapacağız? Sana en iyi poniyi aldım. Çıkıp kazan işte. Sera ümitsizce ponisine binmiş ve yarış parkuruna çıkmış. Hadi koş sersem poni. Atla şu engellerden. İmdat! Düşüyorum. Olamam! Kahretsin! Böylece Cinderella yarışmayı kazanmış ve kupanın sahibi olmuş. Prenses Cinderella'nın ülkesinde bir gelenek varmış. Her yıl okul çocukları sarayı ziyaret eder, kraliyet ailesi tarafından misafir edilirlermiş. Bu yılki saray gezisinde çocukları ben ağırlamak istiyorum. Prens Cinderella'nın bu isteğini kabul etmiş. Cinderella sevincini can dostu Pofu'yla paylaşmış. Pofucuğum, hem heyecanlı hem de mutluyum. Bu sefer çocukları sarayda ben ağırlayacağım. Bu harika. Ben de size katılabilir miyim? Elbette Pofu. Sensiz hiç olur mu? Ama tabii bu haberden hoşlanmayan ve Cinderella'yı kıskanan Sera ile onun cadı annesi Rosa'nın canı çok sıkılmış. Şu köylü prenses hep ön planda. Şimdi de çocuklara sarayı gezdirecekmiş. Buna pişman olacak. Onu çocukların gözünde küçük düşürmeliyiz. Nasıl yapacağız? Ona öyle oyunlar oynayacağız ki çocuklar onun beceriksiz, kötü bir ev sahibi olduğunu her yerde söyleyecekler. Ertesi gün çocuklar ziyaret için saraya gelmişler. Ne güzel çiçekler. Teşekkür ederim. Alın bakalım. Bu çörekleri sizler için hazırlattım. Merhaba çocuklar. Ben de Pofu. Sarayımıza hoş geldiniz. Programa göre çocuklar önce sarayın müzesini gezeceklermiş. Bu müzede sarayın tarihine ait çok değerli eserler göreceksiniz çocuklar. Hey! Sakın o müzeye girmeyin. Orada hayalet var. Aa! Sera bu. Ne konuşuyor acaba çocuklarla? Söylenti hemen yayılmış. Çocuklar korkmuş. Müzeye girmek istememişler. Aa! Hayalet varmış ya! Çocuklar, kim uydurdu bunu? Hayalet diye bir şey yoktur. Böyle saçmalıklara inanmayın. Kesin cadı Rosa ile kızının işidir. Nihayet Cinderella çocukları ikna etmiş ve hep birlikte müzeye girmişler. Bunlar eski zamanlardan kalma şövalye zırhları. Bunlar da eski krallarımızın resimleri. Hayalet! Kaçın, kaçın! Durun çocuklar, sakin olun. Hayalet mi? Ben ne olduğunu biliyorum. Sera, çocukları korkutman hiç iyi bir davranış değil. Beceriksiz! Koş beyinli! Ama ne yapayım? O sinsi tavşan örtüme bastı.
Müzeden sonra sırada gezinin ikinci bölümü varmış. Şimdi gezeceğimiz penguenli göl sarayın en güzel yerlerinden biridir. Orayı çok seveceksiniz. Çocuklar Cinderella'yı çok sevdiler. Kahretsin. Mızmızlanmayı kes. Tak şunu. Nedir bu? Cadılar Bayramı göl canavarı maskesi. Bu sefer hata yapma. Cinderella çocuklarla penguenli göle gitmek üzere yola çıkmış. Eminim gölümüzü çok beğeneceksiniz. Çocuklar, sakın göle gitmeyin. Göl canavarı var. Prenses sizi tehlikeye atıyor. Benden söylemesi. Tabii çocuklar canavarı duyunca korkup göle gitmek istememişler. Cinderella durumu anlayınca çocuklarla konuşmuş. Bunlar uydurma. Göl canavarı diye bir şey yok çocuklar. Çocuklar sonunda Cinderella'ya güvenmişler ve hep birlikte gölün kıyısına gelmişler. Çok güzel değil mi? Gelin hadi, penguenleri yakından bakalım. Göl canavarı, göl canavarı, kaçın, kaçın! Ama göl canavarı kendisini bekleyen şeyden habersizmiş. Gel bakalım göl canavarı. Ben de seni bekliyordum. Ay! Ne oldu böyle? Maskem nerede? Canavara bak! Ay çok komik! Canavara! Sera yine mi sen? Ben size şaka yaptım çocuklar. Geziler bitince Cinderella çocuklara bir çay partisi hazırlamış. Sofrada nefis pastalar, kekler, kurabiyeler, marmelatlı leziz çörekler varmış. Her şey sarayın mutfağında sizin için özel hazırlandı çocuklar. Umarım beğenirsiniz. Nefis, bayıldım. Pastalarınızı yiyin, çaylarınızı için, sonra da sizi güzel hediyeler bekliyor. Oley! Yaşasın! 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 Oley! Tabii Cadı Rosa yine hain planlar peşindeymiş. Çay partisini mahvedeceğim. Görür o budala prenses. Planın ne? Gel benimle. Cadı Rosa ile Sera üzerinde arı kovanı olan bir ağacın yanına gitmişler. Şu arı kovanını bahçeye atınca ne olacak sence? Arılar çıkıp marmelatlı çöreklere hücum edecek tabii. Cinderella'nın ve çocukların halini düşünemiyorum. Aferin. Bazen kafan çalışıyor. Hadi anne az kaldı. Biraz daha uzat sopayı. İşte oldu. Aldım. Dur, dur çekme. Ama işler hiç de Cadı Rosa'nın umduğu gibi gitmemiş. Ay! Ne oluyor? Düşüyorum! Eyvah! Arılar! Kaçalım çabuk! İmdat! İmdat! Cinderella ile çocuklar neşe içinde eğlenip hediyelerini açarlarken bahçenin öbür ucunda olanları görmüşler. Aa, bunlar Cadı Rosa ile kızı değil mi? İyi de arılar onları niye kovalıyor acaba? Gene Allah bilir ne kötülük peşindelerdi. Oh, oh olsun. Cinderella'nın sevgili eşi prensin doğum günü için sarayda büyük bir hazırlık varmış. Cinderella da heyecanlıymış.
Prensin doğum günü pastasını ben yapmak istiyorum. Ne dersin Pofucuğum? Harika olur. Prensin de çok hoşuna gider eminim. Prensin doğum günü pastasını mı yapacakmış? Tabii bu haberi hemen cadı annesine yetiştirmiş. Demek Cinderella böyle söyledi. Evet, prensin pastasını kendisi hazırlayacakmış. Bu kız her yaptığı şeyle prensin daha çok sevgisini kazanıyor. Bu hiç hoş değil. Cinderella'ya çok sinir oluyorum. Prensle ben evlenmeli, ben prenses olmalıydım. Dur bakalım, bir fikrim var. Nedir, nedir? Ona öyle bir oyun oynayalım ki prensin önünde küçük düşsün. Bir daha kimsenin yüzüne bakamasın. Peki nasıl olacak bu? Şimdi dinle bak. Ertesi gün Cinderella pastayı yapmak için mutfağa girmiş. Pofucuğum çok heyecanlıyım. Ya güzel olmazsa? Harika olacak, bundan eminim. Hiç telaş yapma. İyi ki yanımdasın. Seni seviyorum. Malzemelerimizi kontrol edelim. Süt, yumurta, un, vanilya, şeker. Her şey tamam gibi. Fakat... Fakat ne? Bir şey mi eksik? Böğürtlen. Böğürtlen toplamayı unuttum. Onsuz olmaz. Sorun değil. Ben gider toplarım hemen. Pufu çıkınca Cinderella da pastanın yapımına başlamış. Diğer taraftaysa Rosa ile Sera hain planlarını hazırlamakla meşgullermiş. Bozuk sütle yapılan kremanın tadı nasıl olur acaba? Prensin hiç hoşuna gitmeyeceğinden eminim. Prensese mutfakta çalışmak pek de yakışmıyor. Hem becerebileceğini de hiç sanmıyorum. Neyse, kolay gelsin. Bunu hep birlikte göreceğiz. Evet, sanırım yeterince topladım. Artık döneyim. Pofu döndüğünde Cinderella ona Rosa'nın gelip kendisine söylediği şeyleri anlatmış. Bu Rosa cadısına güveni olmaz. Yine bir kötülük peşinde olmasın. Evet, ondan her şey beklenir. Dikkatli olalım. Fazla zamanım yok Pofu. Pastayı bitirip akşam için hazırlanmam lazım. Şimdi de kremayı hazırlayayım. Krema da hazır. Ama bu kremanın tadı iğrenç. Ey! Fakat nasıl olur? Süt şişesinde bir tuhaflık var. Bir tadayım. Ay, bozuk bu süt. Demek Rosa bunun için yanına geldi. Sütü değiştirmişler. Prens bozuk kremalı pasta yiyince Cinderella'nın suratını düşünemiyorum. Ama işimizi sağlama almalıyız. Ayrıca pasta da bizim de tuzumuz olsun. Durumu anladıkları için Cinderella taze sütle yeni bir krema hazırlamış. Anlaşılan Rosa ile Sera pastamı berbat etmek istiyorlar. Ama bunu başaramayacaklar. Pofu, bana kilerden biraz kakao getirir misin? Tamam, hemen gidiyorum. Müzik
O sırada kilerden dönen Pofu, Sera'nın mutfaktan çıktığını görmüş. Bak sen Sera'ya. Bunlar ne işler çeviriyorlar yine? Sera'yı mutfaktan çıkarken gördüm. Niye gelmiş? Sera mı? Ben onu görmedim. Mutfağa mı girmiş? Demek görmedin. Eyvah! Bu işte bir iş var. Kremayı kontrol edeyim hemen. Tuz koymuş kremaya. Demek öyle. Pekala, bunu yaptıklarına pişman edeceğim onları. Rosa ile Sera ise planlarının başarılı olmasını kutluyorlarmış. Bozuk sütle yapılmış kreması bol tozlu bir pasta. Akşam Cinderella'nın yerinde olmayı hiç istemezdim. Cinderella kremayı yeniden hazırlamış ve sonunda pastayı bitirmiş. Biraz uğraştım ama sonunda bitti. Harika görünüyor. İyi ama bu ufak pasta ne için? O özel misafirlerimiz için. Bazı malzemeleri ziyan etmek istemedim. Galiba eğlenceli bir parti olacak. Artık hazırlanmalıyım. Pasta sana emanet Pofucum. Hemen gidip hazırlanmam lazım. Ve nihayet önemli an gelmiş. Sarayın seçkin davetlileri kutlama için yerlerini almışlar. Ve prensin doğum günü kutlaması başlamış. Muhteşem! Harika! Anne, prens pastadan yedi ama çok beğendi. Tuhaf, deli mi bu prens? Bozuk, tuzlu pastayı nasıl yiyebildi? İğrenç! Sizi aramızda görmek ne güzel. Afiyet olsun. Şunun havasına bak. Bir de bize pasta ikram ediyor. Çok garip. Herkes iştahlı yiyor pastalarını. Cinderella planımızı fark edip pastayı yeniden yapmış anlaşılan. Öyle görünüyor. Kimse tuzlu bir pastayı böyle iştahla yiyemez. Hadi. Biz de bakalım tadına o zaman. Pastaya bayılırım. Olamaz! Bu pasta tuzlu. Bizi kendi tuzağımıza düşürdü. Ben bunu yiyemeyeceğim. Tuzlu pastayı pek sevmediler galiba. Bir varmış, bir yokmuş. Cinderella'nın yaşadığı sarayda gelenek olarak her yıl maskeli balo yapılırmış. Cinderella da katılacağı balo için çok heyecanlıymış. Sevgili Pofu, bembeyaz bir kuğu kostümüne ne dersin? Evet, bu harika olur. Kuğu kostümü ha? Hemen gidip cadı annesi Rosa'ya yetiştirmiş. Cinderella maskeli baloda kuğu kostümü giyecekmiş. Öyle mi? Kuğu kostümü asıl sana yakışır. Onu baloda sen giymelisin. Geleneğe göre baloda en güzel dans eden kızlar arasından birinciyi prens seçiyor ve onunla dans ediyormuş. İyi de Cinderella varken prens beni seçmez ki. O çok iyi dans ediyor. Sen ona kafanı yorma. Cinderella bu baloda olmayacak. Nasıl yani? Orasını bana bırak tatlım. Bitince çok güzel olacağına eminim. Evet ama kuğunun kanatları için kasabaya inip malzeme almam gerekecek. İşte beklediğim fırsat.
Cinderella'yı kasabaya götürecek olan araba kapıda onu bekliyormuş. Sen burada mışıl mışıl uyu bakalım. Yola çıktıklarında Cinderella bir terslik olduğunu anlamış. Hey arabacı! Bu yol kasabaya gitmez ki. Kimsin sen? Kimsin sen? Beni nereye götürüyorsun? Bu da ne? Cadı Cinderella'yı ıssız bir değirmene getirmiş. Sen buradan kurtulana kadar Sera Prens'le çoktan dans etmiş olacak. Bu sırada Puff'un merak içindeymiş. Cindy niye gecikti? Şimdiye kadar dönmüş olması lazımdı. O sırada Sera ile annesi Cadı Rosa'ya rastlamış. Bunlar baş başa vermiş, ne konuşuyorlar acaba? İyi de Cinderella ya kaçıp kurtulursa? Merak etme, çıkamaz oradan. Onu Uçurum Vadisi'ndeki değirmene kapattım. Vay canına! Cindy'yi kaçırıp hapsetmiş bu cadı. Artık baloda prensle dans etmen için önünde engel kalmadı şekerim. İyi ki senin gibi becerikli cadı bir annem var. Demek öyle. Hemen gidip Cindy'yi kurtarmalıyım. Puff'u böylece doğruca Uçurum Vadisi'ne koşmuş. İşte değirmen. Kendine gelen Cinderella ise sesini duyurmak için çaresizce çırpınıyormuş. Kimse yok mu? Kurtarın beni! Cindy, buradayım. Seni çıkaracağım, merak etme. Puff'u, canım dostum. Bu karısı kaldırmak için bir çare bulmalıyım. Hey, geyik kardeş. Bize yardım edebilir misin? Buradan geçiyorduk. Beni buraya kim hapsetti bilmiyorum. Beni nasıl buldun? Seni Cadı Rose kaçırmış. Sera ile konuşurlarken duydum. Baloda olmanı istemiyorlar. Ya demek öyle. Evet. Sen baloda olmazsan Sera'nın prensle dans etmesi için ortada bir engel kalmazmış. Hadi Puff'u. Maskeli balo başlamadan sarayda olmalıyız. Çabuk. Cinderella'nın giymeyi düşündüğü kuğu kostümünü ise Sera giymiş. Kostümün de harika oldu. Prens seni seçecek, hiç merak etme. Evet, prens sonunda benim güzelliğimin farkına varacak. Onun aklını karıştıracaksın. Böylece Cinderella'dan soyacak. Cinderella ile Puff'u nihayet saraya dönmeyi başarmışlar. Şimdi ne yapacaksın? Kostüm hazırlamak için vaktim yok. Ama baloya katılmak istiyorum. Bence prensin her şeyi öğrenmesi lazım. Galiba haklısın Puff'u. Böylece Cinderella prense olup biten her şeyi anlatmış. Öğrenince ne dedi? Hemen baloya hazırlanmamı söyledi. Ama balo için kostümün yok. Ne yapacaksın? Bazen basit çözümler de işe yarar Puff'ucum. Ve nihayet maskeli balo başlamış. Kurallara göre önce çiftler dans ediyormuş. Gayet iyi gidiyorsun. Aferin.
böyle devam et. Ama baloda çok güzel dans eden bir kız daha varmış. Şu maskeli kız da kim acaba? Oldukça iyi dans ediyor. Baloda gelenek olarak prens de şövalye maskesi takarmış. Ve herkes onun prens olduğunu bilirmiş. Hadi şövalye prens, kuğuyu seç. Ve Rosa'nın istediği olmuş. Oldu. İşte oldu. Prens Sarah'ı seçti. Bu sırada çoban kostümlü biri de seçilmeyen maskeli kızı dansa kaldırmış. Maskeli kıza da çoban düştü. Sıra en heyecanlı ana gelmiş. Prens birinci seçtiği kızı tebrik edecekmiş. Ama herkesi şaşırtan bir şey olmuş. Olamaz! Prens değilsin sen! Ama bu nasıl olur? Ve gözler diğer çifte dönmüş. Prens çobanmış! Hayır! Olamaz! Cinderella, yaşasın! Prensesimiz kazandı! Cinderella ile Pofu, kirazlarıyla ünlü Kirazlı Tepe'den kiraz toplamak için yola çıkmışlar. Bu Kirazlı Tepe çok mu uzakta? Oraya ulaşmak için sisli ormandan geçmek zorundayız. Ama kirazların tadına bayılacaksın. Bu siste kaybolmadan gideriz umarım. Yanımdan ayrılma. Birbirimizi kaybetmeyelim. Biliyor musun? Bu ormanda ok cadısının yaşadığını söylüyorlar. Öyle mi? Hiç duymadım. Evet. Hem de sihirle istediği kişinin kılığına girebilen çok kötü bir cadıymış. Her duyduğun şeye inanma Pofucuğum. Bizimkiler sonunda sisli ormandan çıkıp Kirazlı Tepe'ye varmışlar. Ve sepetlerini kıpkırmızı iri kirazlarla doldurmuşlar. Gerçekten nefis. Buraya geldiğimize değdi. Yeterince topladık. Hava kararmadan dönsek iyi olur. Sis bu sefer daha yoğun sanki. Cinderella ile Pofu sislerin arasında yürürken kötü kalpli ork cadısı onları izlemekteymiş. Kim bu kız? Çok da tanıdık geliyor. Evet, saraydaki prenses bu. O zaman prensesin yerini alırsam sarayın tüm altınları benim olur. Ve dünyanın en zengin cadısı olabilirim. Cinderella, neredesin? Hayaksi, onu göremiyorum. Cindy de gözden kaybettiği Pofu'yu bulmaya çalışıyormuş. Pofu! Pofu neredesin? Pofu! Eyvah, kayboldum galiba. Ne yapacağım şimdi? Birden bir köylü kadın arabasıyla ortaya çıkıvermiş. Yolunu kaybetmiş gibisin. Bin arabaya, seni ormandan çıkarırım. Öyle mi? Pekala ama tavşanımı da bulmamız lazım. Tabii. Hey, ne oluyor? Bu kafes senin nesi? Kısa bir gezintiye çıkıyoruz. Bırak beni kötü cadı. Nereye götürüyorsun? Pofu ise sonunda ormandan çıkmayı başarmış. Umarım Cindy de yolu bulur. Biraz bekleyeyim. Gelmezse saraydan yardım çağırırım.
Cindy! Cindy! Neredesin? Ork cadısı Cinderella'yı ormanın derinliklerindeki mağarasına götürmüş. Benden ne istiyorsun? Bırak beni! Sızlanmayı kes. İzle bak şimdi neler olacak. Ama nasıl olur? Sen nasıl ben oldun? Senin yerine geçeceğim çirkin kız. Ama neden? Çünkü prensi yok edip sarayın ve tüm krallığın tek sahibi ben olacağım. Hayır, bunu yapamazsın. Kim durduracakmış beni? Gözün kızın üstünde olsun. Seninle yine görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kal Cinderella. Cinderella görünürde yok. Kaybolduğunu haber vermem gerekecek. Pofu tam umudunu kaybetmişken... Geliyor işte. Yaşasın. Cinderella, seni çok merak ettim. Neyse ki sonunda gelebildin. Çekil önümden pis tüylü tavşan. Nasıl ama? Bana mı kızdın sen? Seninle uğraşamayacağım. Git başımdan. Kışt. Çok tuhaf. Cindy bana hiç böyle kötü davranmazdı. Ne oluyor anlamadım. Yoksa korktuğum şey mi bu? Vay canına. Saraya gelen Cindy değil, şekil değiştiren cadının ta kendisi bu. Hemen prense durumu anlatmalıyım. Cinderella'yı kurtarmalıyım. Ama bir dakika. Prens komşu ülkeye ziyafete gitti. Sarayda yok. Kaybedecek zaman yok. Cinderella'yı kurtarma işi bana düşüyor. Yardımına ihtiyacım var dostum. Sen cadının nerede yaşadığını bilirsin. Beni oraya götür lütfen. Kafesin anahtarlarını şu çirkin devden almanın bir yolunu bulmalıyım. Pofu biraz düşünmüş ve aklına harika bir fikir gelmiş. O ork bunları yediğinde dev bir bebek gibi mışıl mışıl uyuyacak. Karga ork devini kızdırıp oyalarken... Pofu? Şşş! Sessiz ol. Artık çıkabilirsin Cinderella. Hemen saraya koşmalıyız. Ork cadısı prense zarar vermek istiyor. Bu sırada cadı komşu ülkeden dönen prensi karşılıyormuş. Sevgili prensim, bu yemekleri sana kendi ellerimle yaptım. Harika görünüyorlar Cinderella. Eline sağlık. Birazdan uzun bir uykuya dalacaksın küçük prens. Elma şurubunu da senin için yaptım. İç güzel güzel. Prensim, sakın o şurubu içmeyin. Ama bu nasıl olur? Karşımda iki Cinderella var. O gerçek Cinderella değil. Ork cadısı. Ork cadısı mı? Neler oluyor böyle? Bu kız sahtekar prensim. Tavşan da yalancı. Lütfen sevgili prensim, ona inanmayın. O size zarar vermek istiyor. Peki, bunu anlamanın bir yolu var galiba. Nedir o sevgili eşim? Bana hazırladığın bu şurubu içmeni istiyorum. Ama şey, ben... İçersen diğerlerinin sahtekar olduğunu anlarız, değil mi? Tabii cadı içine ilaç kattığı şurubu içememiş. Olamaz, içemem. Kaçacağım, yakalayalım. Nöbetçiler, yakalayın.
beni. Bırakın beni dedim. Kötü cadı böylece yakalanıp hapsedilirken Pofu da prens tarafından ödüllendirilmiş. Her şeyi senin kahramanlığına borçluyuz. Teşekkür ederiz Pofu. Yaşasın. Koca bir havuç bahçem oldu. Cinderella'nın antika eşyalara merakı varmış. Bir gün Pofu ile birlikte şehirdeki antikacıya gitmişler. Çok ilginç bir mağaza. Değil mi Pofucuğum? Ne çok eşya var. Üzeri işlemeli, sedef bir kutu Cinderella'nın ilgisini çekmiş. Ne hoş bir kutu. Ne harika şarkı söylüyorlar değil mi? Evet, hem de dans ediyor. Mükemmel. Durdu. Bitti galiba. Öyle görünüyor. Yerine koyalım kırmadan. Tam o anda beklenmedik bir şey olmuş. Biri mi ağlıyor? Ses kutunun içinden geliyor. O da ne? Sen mi ağlıyorsun? Evet, öyle. Ama bu canlı, konuşuyor. Siz iyi birilerine benziyorsunuz. Ne olur bana yardım edin. Beni satın alın. Tamam. Pekala. Antikacı kutunun değerli olduğunu söyleyip çok para istemiş. Sorun değil. Al sana 10 altın. Kutuyu alıyorum. Cinderella böylece porselen kızı satın almış ve dükkandan çıkmışlar. Bakalım bize ne anlatacak? Kim bu kız, öğrenelim. Evet, çok merak ediyorum. Aç hadi. Merhaba. Kimsin sen? Neden ağlıyordun? Ben buz ülkesinin en güzel şarkı söyleyen kızıyım. Karlar Kraliçesi beni bu kutuya hapsetti. Buz ülkesi mi? Karlar Kraliçesi mi? Vay canına. Kraliçe seni kutuya mı hapsetti? Neden peki? Çünkü buz ülkesi prensiyle evlenecektik. Ama Karlar Kraliçesi buna çok kızdı. Onu buzdan heykele çevirdi. Beni de şarkı söyleyen porselen bir biblo yaptı. İyi de Karlar Kraliçesi evlenecek olmanıza neden kızdı ki? Çünkü prensle kendisi evlenip Karlar ülkesiyle birlikte buz ülkesini de yönetmek istiyordu. Ne kötü bir kraliçeymiş. Peki ama sizi kurtarmanın bir yolu olmalı. Bir yolu var aslında. Ben buza dönmüş prense şarkı söylersem onun buzları çözülecek. Onun buzları çözülüp bu kutuyu eline aldığında da bana yapılan sihir bozulacak. Ama kendisine çok yalvardım. Beni hiç dinlemedi. Ne olur bizi eski halimize döndür. Lütfen. Unut bunu. Biblo olarak düşüp kırılana kadar bu kutunun içinde başka ülkelerde şarkı söylemeye devam edeceksin. Böylece beni bir eskiciye sattı. Ülke ülke dolaşıp sonunda antikacının dükkanında buldum kendimi. Cindy ile Pofu porselen kıza çok üzülmüşler. Ona yardım etmeye karar vermişler. Kışlık kıyafetlerini giyip Karlar Kraliçesi'nin şatosuna doğru yola çıkmışlar. İşte cadının şatosu. Hadi girelim o zaman. Pofu, dikkatli ol. Beni sakın düşürmeyin. Kırılırsam bir daha asla eski halime dönemem. Merak etme, seni çok dikkatli taşıyacağım. Burası çok soğuk. Gözümüzü dört açalım. Karlar Kraliçesi buralarda olabilir. Bak, burada bir oda var. Zavallı hayvanlar. Cadı hepsini dondurmuş. Ama prens burada değil. Prens yukarıda olabilir. Hadi çıkalım Pofu. Ay, düşüyorum. Tuttum seni, korkma.
prens orada. Hemen koşup alalım. Eyvah! Karlar kraliçesi bu. Bakın bakın. Burada kimler varmış? Davetsiz misafirler ziyaretime gelmiş. Bu ne cüret? Bizden uzak dur. Prensi eski haline döndür. Ay, küçük porselen kız da buradaymış. Demek prensi kurtarmaya geldiniz. Karlar kraliçesi çok kızmış ve aniden sihirli gücünü kullanmış. Pofu, porselen kız. Bunu sen istedin. Gel bakalım buraya. İşte elimdesin. Bırak beni. Seni ne yapmamı istersin iyilik meleği? Koleksiyonumun yeni parçası olmak ister misin? Hey sen, Karlar Kraliçesi. Arkadaşımı rahat bırak. Bu da nesi? Ne oluyor? Göremiyorum. Şimdi görürsün. Al bakalım. Vay be! İyi uçtu. Hadi hemen prensi kurtaralım. Sıra sende porselen kız. Porselen kız prensin yanına yaklaşırlarken şarkısını söylemeye başlamış. Vay canına! Prensin buzları eriyor. Prens canlanınca porselen kız da kutudan çıkıp eski haline döndü. Evet oldu. Büyü bozuldu işte. Buz heykel hayvancıklar da kurtulmuş bak. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Siz çok iyisiniz. Karlar Kraliçesi kendine gelmeden hemen bu şatodan çıkmalıyız. Hadi. Karlar Kraliçesi düştüğü yerden kalkarken Cinderella ve arkadaşlarının şatodan çıkmak üzere olduklarını görmüş. Durun! Kaçmayın! Mahvedeceğim hepinizi! Çabuk olun, koşun. Böylece şatodan çıkıp mutlu bir şekilde oradan uzaklaşmışlar. Cinderella sarayın bahçesinde hummalı bir çalışmanın içindeymiş. Biraz da şurası. Şurayı da. Hah, oldu. Ne yapıyorsun prenses? Merhaba Pofu. Akşamki cadılar bayramı kutlaması için hazırlık yapıyorum. Önce örümcek ağlarını astım. Şimdi de bu bal kabaklarını oyuyorum. Aa, harika. Ama biraz yavaş gidiyor. Baksana bu kadar bal kabağını nasıl oyacağım? Sen bal kabaklarını bana ve sivri dişlerime bırak. Harikasın Pofu. Benim saatlerce yaptığımı sen birkaç dakikada yaptın. Harikayım değil mi? O zaman sen bunları yaparken ben de diğer işlere döneyim. Prenses. Efendim Pofu. Ne giyeceğini düşündün mü?
Tabii ki korkunç bir cadı olacağım. Yakışır her şey prensesime. Peki ya sen ne olacaksın? Ben mi? Bal kabağı adam. Be! Harika, hazırız öyleyse. Sera ve Rosa tüm bu konuşmaları çalıların ardından dinliyormuş. Duydun mu anne? Cadı olacakmış. Heh, tüm cadılara hakaret. Niye gülüyorsun anne? Komik mi bu? Tabii ki komik. Sonunda istediğimiz fırsat ayağımıza geldi. Nasıl yani? Hangi fırsat? Prensesin cadı olmasına yardımcı olacaksın. Ne? Nedenmiş? Niye ona yardım ediyormuşum? O kadar çirkin bir cadı olacak ki prens artık onun yüzüne bile bakamayacak. Ay anne, senden korkulur. Tabii ya, ne sandın? Ben de harika bir peri olarak karşısına çıkacağım. Hadi hazırlanalım. Cinderella bahçeyi, mezar taşları, örümcek ağları, yarasalarla süslemiş. Rosa ise kazan başındaymış. Kurbağa bacağı, salyangoz salyası, yarasa kanadı. Olsun bunu içen çirkin bir cadı. Anneciğim, hazırım. Nasıl görünüyorum? Aa, peri olarak mı gideceksin partiye? Senin için fazla sevimli değil mi? Çekil ukala tavşan. Dur kızım dur. Konma tavşancağız. Tavşancağız mı? Deneyelim bakalım iksirimizi. Ne? Bırak beni. Bırak. Muhafızlar. Muhafızlar. Rosa pofunun üzerine iksirden bir iki damla damlatmış ve olan olmuş. İşe yaradı. Ben ay çok korkuncum. Pofu bahçeden hızla kaçmış. Pofu'yu görenler korkuyla kaçışıyormuş. Pofu da panikle prensesin dolabına saklanmış. Pofu, sen misin? Evet benim. Ama yaklaşma. Neredesin? Göremiyorum seni. Görme zaten. Çok korkuncum. Ne oldu? Rosa ve Sara yine fesatlık peşinde. Sanırım seni çirkinleştirmek için iksir hazırlamışlar. Önce benim üzerimde kullandılar. Çık da göreyim seni. Ama çok korkuncum. Benden korkmanı istemiyorum. Sen benim arkadaşımsın Pofu. Nasıl göründüğünün bir önemi yok. Öyle mi diyorsun? O zaman çıkıyorum. Hadi çık. Ne oldu? Neden gülüyorsun? En güzel cadılar bayramı kostümü seninki olmuş. Ah, öyle mi diyorsun? Tabii ya, baksana. Sarayın büyücüsü eminim bu büyüyü tersine çevirebilir. Ama bence bu gece böyle kalmalısın. Ciddi misin? Bakayım. Ay, gerçekten de korkunç görünüyorum. Hey, bir fikrim var. Cinderella koşarak Rosa ve Sera'nın odasına gitmiş. Aa, prenses, sizi beklemiyorduk. Merhaba. Merhaba. Kıyafetimi giymeden partiye gelip gelmeyeceğinizi öğrenmek istedim. Geliyoruz tabii ki. Giyindim bile. Harika. Prenses, gitmeden size hazırladığım erik şerbetinden ikram etmek isterim.
Ay çok iyi olur. Çok da lezzetli olmuş. Acelem var, gerisini yolda içeyim. İç iç, bitir hepsini. Şapşal kız. Prenses iksiri bir çırpıda içmiş ve korkunç bir cadıya dönüşmüş. Pufu? Sen kimsin? Cinderella. En güzel kostümler bizimki oldu. Akşam partide her şey son derece korkunç ve eğlenceli görünüyormuş. Merhaba hanımlar. Ay pis pireli şey seni. Git buradan. Durun, durun. Bak hala konuşuyor. Kıyafetimi mahvedeceksin. Bu çirkin insanlar arasında prens kesinlikle seni fark edecektir. Evet sayın konuklarım, gecenin en korkunç kıyafetine ödülünü vermek için prensi sahneye davet ediyoruz. Ay canım prensim nerede? Etrafta görünmüyor. İnanamıyorum. Ne? Ben az önce prense mi vurdum? Beceriksiz şey seni! Kova kova prensimi kovdun yanından! Evet, gecenin en korkunç kıyafeti ödülü Prenses Cinderella ve Pofu'ya gidiyor. Kazandık! Bu güzel kostümler için Rosa ve Sera'ya teşekkür ederiz. Sarayda büyük bir hazırlık varmış. Yılbaşı için tüm salonlar, tüm koridorlar süsleniyormuş. Harika bir yılbaşı akşamı için her şey hazırmış. Prens yılbaşı kutlamalarını çok sevdiği için son derece neşeliymiş. Merhaba prensesim. Güzel bir gün değil mi? Seni böyle mutlu görmek beni de mutlu ediyor. Nasıl mutlu olmayayım? Yılın en sevdiğim günü. Yılbaşı ile ilgili en çok neyi seviyorsun? Kar yağışını, insanların bir araya gelmelerini. Ah... Herkes daha mutlu, daha umutlu oluyor. Aa! Selam Rosa. Merhaba prensim. Bu soğukta burada ne yapıyorsunuz? Cinderella'yla yılbaşının en sevdiğimiz yönlerini konuşuyorduk. Cevap belli. Hediyeler değil mi? O da var tabii. Kim sevmez hediyeleri? Krala 500 altın değerinde bir hediye beklediğimi söyledim bile. Ama hediyenin fiyatı önemli değil ki. Önemli olan yürekten gelmesi. Tabii. Size şiir yazsınlar. Bana altın verebilirler. Hediye demişken, Rosa senden bir yardım isteyecektim. Neymiş? Prenses Rosa'yı alıp ağara götürmüş. Niye geldik buraya? Bunlar krallıktaki çocukların hediyeleri. O kadar büyük ve çoklar ki atlarla taşımak bile çok zaman alıyor. Bu işi kolaylaştırmanın bir yolu yok mu? Al. Bu küçültme. Bu da büyütme iksiri.
taşırken mavi, teslim ederken de kırmızı iksiri döksünler. Harikasın. Teşekkür ederim Roza. Bunu krala da söyle. Ciddiyim bak. Tamam, söyleyeceğim. Bu arada sakın ikisini aynı anda kullanmasınlar. Neden ki? Tam emin değilim. Ama iyi bir şey olmayacağını garanti edebilirim. Cinderella askerlere iksirleri vermiş ve nasıl kullanacaklarını anlatmış. Cinderella! Merhaba Pofu. Ne bu telaş? Her şey hazır. Hazır mı? Hemen gidelim o zaman. Prenses ve Pofu mutfağa gitmişler. Etrafa iştah açıcı tarçın kokuları yayılıyormuş. Tarçınlı hamur burada. Kremalar burada. Şef Pofu emrinize amade. Hamur yumuşacık. Krema ipek gibi. Şekerler rengarenk. Çok lezzetli görünüyorlar. Hadi vakit kaybetmeden başlayalım. Prens bu hediyeye bayılacak. Ona tarçınlı kurabiyeden çok güzel bir ev hazırlayacağım. Bana da kalır değil mi? Yeterince büyük yaparsak kalır. İki katlı mı yapsak? Prenses ve Pofu evin dışını özenle hazırlamışlar. Hatta küçük mobilyalarla da dekore etmişler. Sonunda ortaya görenlerin ağızlarını sulandıran bir ev çıkmış. Evimiz hazır. Çok lezzetli görünüyor. Tüm pencereleri yemek istiyorum. Hadi daha yapacak çok işimiz var. Prenses ve Pofu mutfaktan çıkıp hazırlıklara yardım etmeye gittiklerinde onları gizlice dinleyen Sera ortaya çıkmış. Demek prense kurabiyeden ev yapmışlar. Ben harika bir pasta yapayım da görsünler. İyi de ben pasta yapmayı bilmem ki. Şuralarda bir tarif vardır elbette. Sera sonunda bir tarif bulmuş. Masadaki her şeyi, hatta farkında olmadan büyütme ve küçültme iksirlerini bile hamura katmış. Ne ilginç bir tarifmiş bu böyle. Hamur sürekli bir küçülüp bir büyüyormuş. Ama sonunda Sera istediği güzel pastayı yapabilmiş. Akşam kutlama yemeğinde tüm saray halkı bir masanın etrafına toplanmış. Prens mutluymuş. Prensim, hediyemi kabul buyurursanız beni çok mutlu edersiniz. Hediyeleri gece yarısı açmayacak mıyız? Benim hediyem o kadar bekleyemez prensim. Getirin. İki uşak Sera'nın pastasını içeri getirmiş. Pasta gerçekten güzel görünüyormuş. Eline sağlık Sera. Çok güzel görünüyor. Hemen bir dilim yemek istiyorum. Prens pastayı kesmek için uzandığında pasta bir balon gibi şişmeye başlamış ve sonunda patlayıp etrafa saçılmış. Neler oluyor? Küçülüyorum. Sera büyürken prens küçülmüş. Masalar büyürken sandalyeler küçülmüş. Saray halkının yarısı büyük, yarısı küçükmüş. Roza, bir şey yapamaz mısın? Sabaha geçer ancak bu iksirin etkisi. Yapacak bir şey yok. Ah Sera, sen ne yaptın? Daha ağzıma bir lokma tatlı girmedi bile. Tatlı? Evet, evet. Aklıma çok tatlı bir fikir geldi. Cinderella hemen masanın altına sakladığı hediyesini çıkarmış. Prensim, bu da benim hediyem. Vay canına, çok güzel görünüyor. Ama sen yanımda olmazsan bir anlamı yok ki. Ben de geliyorum. Cinderella elinde son kalan küçültme iksirini kendine ve Pofu'ya dökmüş.
yıllar prensim. Mutlu yıllar prensesim. Neden ya? Neden? Ben de küçülebilirdim. Sarayda herkesi tatlı bir telaş sarmış. Kimileri kenarda yeni besteler yapmakla meşgulmüş. Kimileri hediye paketliyorlarmış. Kimileri ise en güzel pastaları yapmaya çalışıyormuş. Çünkü sevgililer gününe sadece bir gün kalmış. O ne Pofu? Yeni kameram. Sevdiklerim için bir film çekiyorum. Nasıl bir film? Önce bahar çiçekleri çekeceğim. Sonra kumsala gideceğim. Sonra kar, sonra kurumuş yapraklar. En sonunda da sen bir gün değil, her mevsim en sevdiğimsin diyeceğim. Ay canına Pofu. Bu çok güzel bir hediyeymiş. Keşke benim de aklıma böyle şeyler gelseydi. Önemli olan içten gelmesi. Senin hediyen hazır mı? Evet, çok güzel bir satranç seti aldım. Prens bu sıralar satranç oynamayı çok seviyor. Ne güzel düşünmüşsün. Pişt. Prensim. Merhaba Pofu. Merhaba. Neden fısıldaşıyoruz? Yardımına ihtiyacım var. Tamamdır. Prenses, benim biraz işim var. Güle güle Pofu. Sorun nedir prensim? Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Cinderella için en güzel hediyeyi bulamadım. Senin hediyeni duyunca da çok etkilendim. Cinderella sizi seviyor. Ne yapsanız mutlu olacaktır zaten. Olmaz. Harika bir hediye bulup ona onu ne kadar sevdiğimi anlatmam gerek. Bence buna hiç gerek yok. Hadi güzel Pofum, yardım et bana. Tamam. Siz ne düşündünüz? Ben bir şiir yazdım. Bakayım. Bu şiir çok güzel. Evet ama yetmez. Daha göz alıcı olması gerek. Peki o zaman en sevdiği çiçeklerden ekleyelim yanına. Güzel fikir. Cinderella kardelenleri çok sever. O zaman... O zaman... Biraz tırmanmamız gerekecek. Pofu ve prensin kardelen bulabilmek için koca bir dağ tırmanmaları gerekmiş. Hadi Pofu, mızmızlanma. Cinderella için değer. İşte buldum. Harikasın Pofu. Pofu ve prens saraya geri dönmüşler. Ama sıcak bir odaya girdiği için kardelen soğumaya başlamış. Çiçeğim! Cinderella'nın çiçeği! Olamaz! Birkaç gün dayanır sanmıştım. Şimdi başka bir şey bulmamız gerek. Bana bir fikir ver. İlk buluştuğunuz günü hatırlatan bir şey yapalım. Seni ilk günkü gibi seviyorum dersiniz. Harikasın Pofu! Biraz bal kabağı oyalım. Pofu ve prens ellerinde kocaman bir bal kabağıyla mutfağa girmişler. Siz Cadılar Bayramı'nda mı tanışmıştınız? Hayır. Bundan bir bal kabağı arabası yapacağım. Şekerden de bir ayakkabı yaparız. Merhaba. Ne yapıyorsunuz burada? Torba. Torba. Nasıl yani? Turta. Torba.
Henüz karar vermedik. Canımız bal kabağı çekti, o kadar. İsterseniz yardımcı olabilirim. Hayır hayır, hiç gerek yok. Bende bu dişler, onda da bu kaslar varken bir bal kabağı bizi durduramaz. Peki öyleyse, görüşürüz. Ucuz atlattık. Hadi başlayalım. Bal kabağını oymak prensin düşündüğünden daha zormuş. Pofu. Prensim. Olmadı sanki. Sanki. Ne yapacağım ben şimdi? Şiir yeterli. Biliyorsunuz değil mi? Olmaz Pofu. Onu çok seviyorum. Bir şiir yetmezmiş gibi geliyor. Üzülme. Dur. Mum ışığında romantik bir akşam yemeği hazırlayalım. Harikasın Pofu. Prens ve Pofu, mumlar, çiçekler ve Cinderella'nın en sevdiği yemeklerle güzel bir sofra hazırlamışlar. Cinderella çok mutlu olacak. Evet, dur sana şiiri okuyayım da prova olsun. Ey sevgilim, sen benim yıldızım ve ayım. Prensim, yangın, yangın. Ya olamaz, olamaz. Prens yangını söndürmüş söndürmesine ama artık ortada ne bir masa ne de bir şiir varmış. Ne yapacağım ben şimdi? Şiirim de yanıp kül oldu. Prensim, Cinderella'ya onu sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Sanırım artık yapacak başka bir şey de kalmadı zaten. Ertesi gün gelip çatmış. Cinderella hediyesini prense vermiş. Sevgililer günün, sevgi günün kutlu olsun. Cinderella'm, prensesim, beni çok mutlu ettin. Gerçekten beğendin mi? Evet, evet. Neden üzgünsün o zaman? Çünkü ben sana hiçbir şey... Şimdi sıra prensin hediyesinde. Pofu? Pofu, önceki gün çektiği filmi duvara yansıtmış. Meğer başından beri prensle olan maceralarını kaydediyormuş. Cinderella için değer. Onu çok seviyorum. Bu onu çok mutlu edecek. Prensim, beni mutlu etmek için ne kadar uğraşmışsınız. Evet ama sonunda ellerim boş. Hediyelerin hiçbir önemi yok. Bu video dünyanın en güzel ve en değerli videosu benim için. Sağ ol Pofu. Senin de sevgi günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Sizi seviyorum. Cinderella resim yapma konusunda o kadar yetenekliymiş ki yaptığı resimler hayranlık uyandırıyormuş. Harika! Bravo! Bravo. Enfes! Enfes! Harika! Harika! Bu kadar yetenekli olduğunu bilmiyordum Cinderella. Teşekkür ederim sevgili Pofucuğum. Resimlerini beğenmeyense sadece iki kişiymiş. Ağaçları güzel çizememişsin. Renkler de olmamış bence. Anneme katılıyorum. Bence iyi bir ressam değilsin. Aldırma Cindy'cim. Yeteneğini kıskanıyorlar. Biliyorum Pofucuğum. Her zamanki Rosa ile Sera işte. Kız çok yetenekli. Sanki doğuştan ressam. Keşke senin de bir becerin olsaydı. Kime çekmişim acaba? Ülkenin kuruluş yıl dönümü için sarayda yapılacak kutlamada önemli bir sergi açılacakmış. Cinderella duydun mu? Kraliyet ailesinin tabloları sergilenecekmiş. Öyle mi? Ama henüz prensin bir tablosu yok ki.
Senden iyi ressam mı bulacaklar? Sahi mi? Yapabilir miyim dersin? Elbette yapabilirsin. Senin yeteneğin bende olsa bir dakika düşünmem. Böylece Cinderella işe koyulmuş ve prensin resmini yapmaya başlamış. Çok güzel oluyor. Devam et. Ama bu durum Sera ve Rosa'nın hiç hoşuna gitmemiş. Bu da nesi? Baksan şu işe. Cinderella prensin resmini yapıyor. Demek öyle. Kraliyet sergisi için olmalı. Yine herkesin beğenisini kazanacak bu kız. Tabii prensindi. Cinderella'dan nefret ediyorum. Dur bakalım. Onun yeteneği varsa benim de aklım var. Ne var o karanlık aklında? Söyle hadi. Prensin tablosunu Cinderella değil, sen yapacaksın. Ama nasıl olur? Ben çöp adam bile çizemem ki. Sen orasını bana bırak. Dinle şimdi. Cinderella ise prensin resmini tamamlamak üzereymiş. Çok iyi gidiyor. Bitince çok güzel olacak. Biraz dinlenmeliyim. Hadi bahçeye çıkıp dolaşalım. Cinderella ve Popo'nun odadan çıktığını gören Sera ile Rosa sessizce içeri süzülmüşler. Bayağı da güzel çizmiş prensi. İşe yarayacak mı bu gerçekten? Bu büyü üzerinde çok çalıştım. Şimdi olacakları izle. Prens resimden kayboldu. İnanılmaz bir cadısın sen. Hadi kimse görmeden çıkalım buradan. Cinderella ile Puff'u tekrar resmin başına döndüklerinde gözlerine inanamamışlar. Ama nasıl olur? Prens resimden kaybolmuş. Bu sihir işine benziyor. Rosa ile Sera'nın parmağı olabilir. Ne yapacağız şimdi? Sergiye çok az zaman kaldı. Nasıl da şaşırdılar. Benim de artık sihir gücüm olduğunu hatırlatırım dostum. Vay canına. Bu harika. Yapılan şey kaybolmaz. Yeter ki onu geri getirecek gücün olsun. Resim eski haline döndü. Bu nasıl oldu? Sihir yaptı. Ama bu imkansız. Demek sihir yapmayı öğrenmiş. Bu hiç iyi olmadı. Yine de benim yeteneklerimle boy ölçüşemez. Yürü gidelim. Nereye gidiyoruz? Bu iş bitmedi daha. Cinderella prensin resmi üzerinde biraz daha çalışmış ve... Artık çok az kaldı. Resmi yarın bitiririm Pofucuğum. Tamam, yarın görüşürüz o zaman. İyi geceler. Ama o gece Pofu'yu hiç uyku tutmamış. İçime bir kurt düştü. Rosa ile Sera yine bir işler çeviriyor olmasın? Puffo Cinderella'nın çalışma odasına gitmiş. İşte şüphemde haklıymışım. Ya yine işe yaramazsa? Bu sefer işe yarayacak. Onun sihri benim büyülerimi yok edemez. Bunu iyi ki gördüm. Puffo ertesi gün gördüklerini Cinderella'ya anlatmış tabii. Demek boyalarıma büyü yaptılar. Ah! Resim bozuldu. Demek yeni oyunları buymuş. Biz de onlara bir oyun oynayalım. Ne dersin? Rosa ile Sera ise merak içindelermiş. Hadi gidip bakalım. Çok eğlenceli olacak. İşe yaramış.
Yenisini yapacak zamanı da yok. Şimdi sıra sende. Tamam ama ben nasıl resim yapacağım? Daha fırça bile tutamıyorum. Zaten sen yapmayacaksın. Benim büyülü fırçam yapacak. Ama onları da izleyen biri varmış. Sera Rosa'nın büyülü fırçasıyla prensin resmini yapacakmış. O zaman onlara boyalarını geri verelim. Nihayet Sera tuvalinin başına geçmiş. Ne yapmam gerekiyor? Sihirli fırçayı boyaya batır ve tuvale sür. Gerisini o halleder. Vay canına! Oldu! Bu müthiş! Sera hemen eserini kralın ve prensin huzuruna çıkarmış. Sergi için prensimizin tablosunu yaptım. Beğeneceğinizi umuyorum. Resmim! Olamaz! Resmime ne oldu böyle? Olamaz! Cinderella'nın işi bu! Rezil olduk! Ve nihayet kraliyet sergisi açılmış. Cinderella'nın yaptığı prens tablosu çok beğenilmiş. Hayranlıkla izlenmiş. Cinderella baleye hayranlık duyuyor, yapabilmeyi çok istiyormuş. Prens isteğini kırmamış ve Cinderella ülkenin en ünlü bale okuluna yazılmış. Okuluna gideceksin. Bu harika. Evet Pofucuğum. Bale yapabilmeyi çok istiyorum. Başaracağından eminim. Seni zevkle izleyeceğim. Cinderella ile Pofu konuşurlarken Sera da tesadüfen oradan geçmekteymiş. Bale okulu mu? Bu da nereden çıktı? Her gün bir olay of. Hemen haberi annesi Cadı Rosa'ya yetiştirmiş. Bale okulu demek. Yine herkesin beğenisini kazanacak. Tabii prensin de. Öf! Bu kızdan nefret ediyorum. Sürekli yeni bir şeyler yapıyor ve başarılı da oluyor. Oturup onun alkışlanmasını bekleyecek değiliz. Ne demek istiyorsun? Ne yapacağız? O bale okuluna sen de gideceksin. Ay yaşasın! Anneciğim! Neyse. Merak etme. Dans işini bana bırak. Cinderella bale okulunda Sera ile karşılaşınca şaşırmış tabii. Aa Sera? Baleye merakın olduğunu bilmiyordum. Ben doğuştan balerinim ama sende o ışığı pek göremedim. Daha beni dans ederken görmedin bile. Göreceğiz bakalım. Bu kızın burada olması hoşuma gitmedi. Aldırma Pofu. Boş ver. Ve çalışmalar başlamış. Cinderella öğretilen şeyleri kolaylıkla yaparken... Bravo Cindy! Harikasın! Sera ise çok zorlanıyormuş. İyice değil. Olmuyor. Hadi! Yapamıyorum işte. Uf! Öf! Çok zor bu. Vay canına! Olağanüstü! Hayır! Olamaz! Rosa ile Sera, Cinderella'nın baledeki başarısından hiç memnun değillermiş. Bu kız gerçekten çok iyi. Artık bir şeyler düşünsen iyi olacak. O alkışlanıyor, ben rezil oluyorum. Merak etme. Yarınki çalışmada rezil olan Cinderella olacak. Planın nedir?
Ertesi gün Rosa ile Sera okula erkenden gelip planlarını uygulamaya başlamışlar. Onu yerinde olmak istemezdim. Ayakkabılarım, sanki bir gariplik var. Koyduğum yerde değillerdi. Bir dakika, bu da nesi? Ayakkabıma diken büyüsü yapılmış. Diken büyüsü mü? O da nedir? Bu büyünün yapıldığı yerde zamanla sivri dikenler çıkar. Ne oldu şekerim? Ayakkabılarında bir şey mi var? Madem öyle, Sera nasıl bale yapacak görelim bakalım. Ders başladığında Rosa'nın gözü Cinderella'daymış. Dikenler birazdan uzamaya başlar. Ay! Ayağıma bir şeyler batıyor. Neler oluyor? Sera! Ne yapıyorsun? Şuna bakın. Şuna bakın. Gidin başımdan. Beni yalnız bırakın. Sonunda okul yönetimi başarısız bulduğu Sera'yı okuldan çıkarmaya karar vermiş. Beni okuldan mı çıkarıyorlar? Bu nasıl olur? Belli ki yeteneklerinin burası için yetersiz olduğuna karar verdiler. Bu iyi olmadı. Saraydaki gösteri için okuldan mezun olman gerekiyordu. O sırada hiç beklemedikleri bir şey oluvermiş. Üzülmeyin, hallettim. Sera okula devam edecek. Sen mi hallettin? Niye yaptın bunu? Saray halkından birinin okuldan atılması hoş olmazdı. Bir prensesin ricasını kırmadılar tabii ki. Sera zaten bu okulu sevmedi. Ama hatırın için devam etsin bari. Nihayet eğitim bitmiş. Öğrenciler başarı belgelerini almışlar. Tabii Cinderella ve Sera da. Seninle gurur duyuyorum Cinderella'cığım. Şimdi bütün gözler öğrencilerin sarayda yapacağı bale gösterisindeymiş. Artık saraydaki gösteriye çıkabileceksin. Bundan emin misin? Elbette. Prens sana hayran kalmalı. Ama ya Cinderella? O çok iyi bale yapıyor. Bu sefer onun hiç şansı yok. Günlerdir kusursuz bir plan hazırladım. Gösteriden önce prens okulun öğrencilerinin yanına gelerek onlara başarılar dilemiş. Anne, çaya ne büyüsü yaptın? Küçük bir şey ama gösteride ayakta bile duramayacak. Ve sonunda okulun bale gösterisi için öğrenciler sahneye çıkmış. Sıra Cinderella'ya gelmiş. Bir gariplik var sanki. Bu çay bana pek iyi gelmedi. Kendime bir iyileştirme büyüsü yaparsam hiçbir şeyim kalmaz. Pofu beni biraz idare et, hemen geliyorum. Cinderella küçük bir kostüm değişimi yapıp geliyor sayın izleyiciler. Şu gösteri artık başlasa da biraz eğlensek. Hiçbir şey olmadı. Gayet güzel dans ediyor. Büyü etkisini göstermeliydi. Çok tuhaf. Gösteriyi izleyen herkes Cinderella'ya hayran kalmış. Prens onu nasıl alkışladı gördün mü? Ama Sera sahneye çıktığında işler hiç umduğu gibi gitmemiş. Ay bana bir şeyler oluyor. Ay başım dönüyor. Sera sen ne yaptın? Gidip yanlış çay içmişsin. Of Sera of. Ay aman. Her yer dönüyor.
sihir gücü çok iyi oldu Pofu. En azından kendimizi Rosa ve Sera'nın kötülüklerinden koruyoruz. Biraz da gülüyoruz. Prens evlilik yıl dönümleri için sarayda bir kutlama hazırlıyormuş. Bu törende Cinderella'ya hediyesini verecek, onunla dans edecekmiş. Prensin evlilik yıl dönümünüz için bir kutlama yapacak olması çok hoş. Seni çok seviyor. Ben de prensi çok seviyorum. O mükemmel biri. Ama bu kutlama haberini duyan Sera kıskançlıktan çatlıyormuş. Prens evlilik yıl dönümü için kutlama yapacakmış. Duydun mu? Duydum. Prens Cinderella'da ne buluyor zaten hiç anlamıyorum sen dururken. Evet anne, ben de anlamıyorum. Güzellik de sen bende, akıl de sen bende. Kutlamaya biz de davetliyiz. Onları dans ederken seyredeceğimi ölürüm daha iyi. Prens kutlamanın çok eğlenceli olmasını istiyormuş. Ülkenin en iyi sihirbazını saraya getirtmiş. Kutlamada sihirbaz da olacakmış, duydun mu? Evet evet, çok heyecanlı. Sihirbazların sırlarını hep merak etmişimdir. Ben de gerçekten. Bu sırada sarayın bir köşesinde birileri gizli işler çevirmekle meşgulmüş. Hiçbir aksilik istemem. Her şey konuştuğumuz gibi olacak. İyi görünmüyorsun. Neyin var? Başım ağrıyor, midem bulanıyor. Kötüyüm işte. Prensin evlilik kutlaması yüzünden olmasın. Cinderella'nın yerinde olamadığım için ondan nefret ediyorum. Üzülme. Yakında onun yerinde sen olacaksın. Cinderella'nın yerinde mi olacağım? Ama nasıl? Her şeyi ayarladım. Sihirbaz seni onun yerine geçirecek. Prensle sen dans edeceksin. Bunu nasıl yapabilir ki? İmkansız. O bir sihirbaz. Onun işi bu. Cinderella ise kutlamada giyeceği kıyafeti terzisine özenle hazırlatmış. Pofucuğum, kutlama için yaptırdım. Nasıl, beğendin mi? Çok beğendim. Eminim üzerinde muhteşem duracak. Hava çok güzel. Hadi üstümü değiştireyim de bahçeye çıkalım biraz. Ama bizimkiler odadan çıkınca birileri hiç vakit kaybetmemiş. İşte prensesin giyeceği kıyafet. O gece kızımın üstünde bu olmalı. Sihirbaz bunun kolay olduğunu söylemiş. Bravo! İşinde gerçekten iyiymişsin. Kutlamaya davet edilen seçkin konuklar da saraya gelmeye başlamış. Kontlar, lady'ler, herkes bu kutlamaya davet edilmiş. Fena mı? Herkesin gözü senin üstünde olacak bu akşam. Gerçekten prensle dans edebilecek miyim? Elbette edeceksin. Hatta belki bir öpücük. Sihirbaz da gösterisi için neredeyse hazırmış. Bu dolabın içinde bekleyecek, sonra Cinderella olarak çıkacaksın. Dolaba mı gireceğim? Evet, bu gizli bölümde bekleyeceksin. Kıyafet tamam da, yüzüm nasıl değişecek? Sihrin gücü, bana güven. Cinderella da balo elbisesi içinde geceye hazırmış. Nasılsın Pofucuğum? Harika görünüyorsun. Ve nihayet Cinderella ile prensin kutlama gecesi başlamış. Rosa, Sera'yı göremedim. Kutlamaya katılmayacak mı? Biraz rahatsızlandı ama tebriklerini iletmemi istedi. Ve sonunda sıra sihirbazlık gösterisine gelmiş.
başımı şapkadan çıkardı. Bu inanılmaz. Güzel ama benim sihirlerim de çok iyi. Ona şüphem yok. Ve sihirbaz en güzel numarası için Cinderella'dan oyuna katılmasını rica etmiş. Umarım Cinderella'yı kaybetmez. Herkes merak içinde ne olacağını beklemiş. Ama Cinderella öbür dolaptaydı. Bunu nasıl yaptı? Prens ve davetliler şaşkınlık içinde sihirbazı alkışlamışlar. Oldu işte. Cinderella'nın yerine geçen Sarah hemen masadaki yerine oturmuş. Öbür dolaba nasıl girdin? Heyecanlanmadım değil. Nasıl oldu anlamadım. Of, sus şimdi. Ay, yani şey Pufu, şirin tavşancık. İşte bu son cümleler Pufu'nun şüphelenmesi için yetmiş de artmış. Bakalım bu dolabın sırrı neymiş? Aa, Cindy burada. Neler oluyor? Hey Cindy, uyan. Uyan çabuk. Ne oldu? Neredeyim ben? Sihirbaz seni dolaba sokup uyuttu. Öbür dolaptan çıkan kim o zaman? Öbür dolap mı? Neler oldu? Baştan anlat. Pufu olup biteni anlatınca Cinderella her şeyi anlamış. Rosa'nın oyunu bu. Benim yerime geçen kişi Sera olmalı. Zaten yemekte de yoktu. Çıkıp bu oyuna bir son verelim. Hadi. Acele etme. Başka bir fikrim var. Ne yapacağız? Bana sihirli asamı getirir misin Pufucuğum? Bu sırada prens sevgili eşine hediyesini vermek üzereymiş. Teşekkür ederim prensim. Beni çok mutlu ettiniz. Tebrik ederim prenses. Kolyeniz çok zarif. Pufu elinde sihirli asayla kimseye görünmeden geri dönmüş. Pekala, şimdi sıra benim sihrimde. Önce Sera'yı eski haline getirelim. Başkasının hediyesini almak çok ayıp Sera'cığım. Müsaadenle. Kutlama şimdi kaldığı yerden devam edebilir. Ve zaman yeniden akmış. İşte Sera'nın beklediği an. Ay! Of! Ne oldu bana? Sera! Ama nasıl olur? Sen! Cinderella, sevgili eşi Prens ve dostu Pufu ile birlikte sarayda mutlu bir şekilde yaşamaktaymış. Sarayın hapishanesinde ise durumundan hiç hoşnut olmayan biri varmış. Ah, buradan çıkacağım. Kimse beni hapiste tutamaz. Yaptığı kötülük için prens tarafından cezalandırılan ork cadısıymış bu. Cinderella ve prensten intikamımı alacağım. Cinderella ile Pufu da o sırada ork cadısının yaptığı kötülüğü konuşuyorlarmış. Biliyor musun? Prensin ork cadısını hapsetmesi iyi oldu. O çok tehlikeli bir cadı. Evet, senin yerine geçip prensi kandırmaya çalıştı. İnanılır gibi değil. İyi ki zamanında yetiştik. Yoksa prense iksirli şurubu içirip sarayı ele geçirecekti. O sırada ork cadısı zindandan kaçmak için bir plan yapmaktaymış. Hey asker, acıktım, yemeğimi getirin. İşte bu kadar. Ellerimi daha sıkı bağlayacaktın.
musunuz? Ama gitmeden önce yapacak bir işim daha var. Bu sırada prens saraydaki günlük işleriyle meşgulmüş. Odanın kapısı aniden açılıvermiş. Ya, beni gördüğüne çok mu şaşırdın? Al. Sıra o sevimsiz prensese de gelecek. Ömrünün sonuna kadar bu koltuktan kalkamayacaksın. Cinderella ile Pofu saraya dönerlerken uçan süpürgesine binip kaçan cadıyı görmüşler ve hemen prensin yanına gitmişler. Olamaz! Prense ne yapmış böyle? Prens hareket edemiyor, konuşamıyormuş. Ne yapsalar da koltukta hareketsiz oturan prensi yerinden kaldıramamışlar. Cinderella da prensi kurtarmak için sihir gücünü kullanmış. Ama... Olmuyor. Çok güçlü bir büyü bu. Bozamıyorum. Sonunda ülkenin bilge büyücüsünden yardım istemişler. Cadının yaptığı büyüyü bozmanın bir tek yolu var. Nedir o? Jüpiter çiçeğinden bir iksir hazırlamalıyım. Prensin üstüne dökmeliyiz bu iksiri. Ancak böyle bu büyüden kurtulur. Nerede bu çiçek? Gidip hemen bulalım. Sisli ormanın derinliklerinde yetişen bu bitkiyi altın gibi parlayan yapraklarından tanıyabilirsiniz. Sisli orman demek. Ama orası ork cadısının yaşadığı yer. Bu iyi. Cadıyla görülecek bir hesabım var zaten. Dikkatli olun. Cadı Jüpiter çiçeğini büyüleriyle koruyor. Sorun değil. Hadi gidip alalım çiçeği. Ve böylece bizimkiler sisli ormana doğru yola koyulmuşlar. Ork cadısından korkmuyorum. Sihir gücün bizi korur. Korur değil mi? Telaşlanma Pofucuğum. Senin başına bir şey gelmesine asla izin vermem. Geleceğinizi biliyordum. Bu sisin içinde Jüpiter çiçeğini nasıl bulacağız? Belki şu sincap bize yardım edebilir. Sincap onlara Jüpiter çiçeğini nerede bulabileceklerini anlatmış. Jüpiter çiçeğini almaya geldiniz öyle mi? Bu ormandan çıkmanıza asla izin vermeyeceğim. Neler oluyor? Bu da ne? Olamaz. Yürüyemiyorum. Cinderella, batıyoruz. Yol bir anda bataklığa dönüştü. Bu ork cadısının işi olmalı. Eyvah! Ne yapacağız şimdi? Cinderella, bataklık bizi yutacak. Hey, merhaba. Bize yardım edebilir misin? Evet, biraz daha. Hadi, ne oldu işte? Hadi Pofu. Tut şu dalı. Uzan. Teşekkürler Cinderella. Hayatımı kurtardın. Rica ederim Pofucuğum. Ama bizi asıl kurtaran sevimli maymun dostumuzdu. Asıl ona teşekkür etmeliyiz. Teşekkürler maymun. Cinderella ile Pofu'nun bataklıktan kurtulması ork cadısını çok kızdırmış. Bu maymun da nereden çıktı? Dikkatli olalım Pofu. Her an cadının yeni bir tuzağıyla karşılaşabiliriz. Cinderella bak, Jüpiter çiçeği işte orada. Altın gibi ışıldıyor. Evet, bu. Hadi hemen gidip alalım. Durun bakalım. Daha sizinle işim bitmedi. Bu da ne böyle? İmdat! Olamaz. Cadının tuzaklarından biri olmalı. Kıpırdayamıyorum. Ne yapacağız? Tam o sırada hiç beklemedikleri bir şey görmüşler. Cinderella, şuraya bak. Bakalım şimdi ne yapacaksınız?
Dev tırtıl Pofu'nun yanına kadar gelmiş. Hey, uzak dur benden. Dur, ne yapıyorsun? Olamaz. Pofu'nun üstüne koza örüyor. Cinderella, sihirli asa. Eyvah, asamı düşürdü. Yetişemiyorum, yetişemiyorum. Teşekkür ederim minik dostum. Of, az kalsın kelebek olacaktım. Bizimkilerin kurtulduğunu gören cadı yine çok öfkelenmiş. Şimdi görürsünüz. Sizi mahvedeceğim. Ah! Başım. Teşekkür ederiz dostum. Seni unutmayacağız. Jüpiter çiçeğini alalım hadi. İşte oldu, artık dönebiliriz. Ama bu cadıya da bir ders verelim. İmdat! Çıkarın beni buradan! Oh olsun sana kötü cadı. Böylece saraya dönüp yapılan iksirle prensi kurtarmışlar. Yaşasın! Prens kurtuldu. Bir gün prens Afrika kralından gezi daveti almış. Ancak işlerinin yoğunluğundan kendisini temsilen bu geziye Cinderella'nın katılmasını istemiş. Nasıl yani? Afrika'ya mı gidiyorum? Bu harika! Cinderella bu haberi hemen Pofu ile paylaşmış. Afrika mı? Orası çok uzak olmalı. Evet Pofucuğum. Bir gemi yolculuğu bizi bekliyor. Ben de mi geliyorum? Aşk olsun Pofu. Sensiz hiç olur mu? Tabii gezi haberi sarayda hemen duyulmuş. Demek o sıska kız gezide prensi temsil edecekmiş, öyle mi? Ne yazık ki. Ayrıca saraydan katılmak isteyenler de geziye gidebilecekmiş. O halde hazırlan. Biz de gidiyoruz. Afrika'da ne işimiz var anne? Gitmeyelim, sarayımızda kalalım. Bu gezi prensin gözüne girmen için fırsat olabilir. Hem bakarsın o sevimsiz prensesin son gezisi olur bu belki. Cinderella odasında hazırlıklara çoktan başlamış. Aa, neler yapıyorsun böyle? Çocuklara hediyeler hazırlıyorum. Ben de yardım edeyim. Sihirli asanı da çıkarmışsın. Yanımızda bulunsun. Bir hazırlık, bir hazırlık. Sera gidip bu haberi annesi Rosa ile paylaşmış. Çocuklara hediyeler dağıtıp orada herkesin beğenisini kazanacak aklınca. O cadı aklından neler geçiyor yine? Benim de birkaç sürprizim olacak tabii. Nihayet beklenen gün gelmiş. Kraliyet gemisi yolcularıyla birlikte mavi sulara açılmış. Neden düşüncelisin böyle? Yoksa geldiğine pişman mısın? Aksine, Afrika'yı göreceğim için çok heyecanlıyım ama... O zaman? Şu cadı Rosa ile Sera'nın gelmesi canımı sıktı. Onlarsız daha güzel olurdu. Gezinin keyfini çıkarmaya bak Pofu. Merhaba. Eğlenceli bir gezi olacağına eminim. Sizinle daha da eğlenceli olacaktır. İyi ki katıldınız. Aslında katılmayacaktık. Prensimiz size eşlik etmemizi isteyince kıramadık. Gelmeseydiniz prens üzülürdü eminim. Neyse. Biz kameramıza dönelim. Hadi tatlım.
Evet anneciğim, gidip biraz kitap okuyalım, boş boş denize bakmayalım, he? Gece herkes tatlı uykularındayken... Hediyeler buralarda bir yerde olmalı. Burası çok karanlık. Ah kafam! Sabret, şimdi hallediyorum. Gördüm, Cinderella'nın paketleri şurada. Bu iksir hediyeleri çürük yumurtaya çevirecek. Hediyeler açıldığında Cinderella'nın suratını merak ediyorum. Yolculuk sona erip Afrika'ya vardıklarında kral değerli konuklarını en iyi şekilde karşılamış. Cinderella da çocuklar için hazırladığı hediyeleri dağıtmış. Alın bakalım çocuklar, bunlar sizin için. Bozulup kokuşmuş hediyelerini görünce rezil olacak şimdi. Paketler açıldığında... İçinden çıkanlar herkesi şaşırtıvermiş. Ama bunlar maske. Ben hiç maske koymadım ki paketlere. Şaşıran sadece Cinderella ile Pofu değilmiş. Hani hediyeler bozulacaktı? Bunlar da nereden çıktı? Sihrin bir yerinde yanlış yaptım galiba. Kralsa maske hediyelerini çok beğenmiş. Çocuklar bunları çok sevdi. Ben de sarayımın duvarlarına bu maskelerden süsler yaparım. Gerçekten harika hediyeler. Çok zevklisiniz. Nasıl oldu anlamadım ama çocuklar da kral da sevdi hediyemizi. Önemli olan bu. Rezil olmadı. Bir de üstüne iltifat işitti. Keşke maskeleri biz verseydik anne. Sanırım yanlışlıkla maske iksiri yapmışım. Ve sıra kralın kabilesini ziyarete gelmiş. Halkım sizi ağırlamaktan çok mutlu olacak. Bak ne kadar da kenarda oturuyor. Sandalı biraz sallaman yeterli. Nehrin suyu da çamur gibi. Görür o şimdi. Ay düşüyorum. Sıkı tutun Cinderella. Of bir an düşeceğini sandım. Şu minik tavşan onu nasıl çekebildi hayret. Tam da bu sırada nehirde yüzen bir küçük kanoya çarpınca... Ay! İmdat! Sera düştü. Durun. Olamaz. Sudaki kütüğe tutun. Çabuk. Ay! Tutulmuş bu. Kurtarın beni imdat. Hemen uzaklaştırın şu timsahı. Geliyor. Ay bayılacağım şimdi. Eyvah. Yutacak Sera'yı. Timsah gitti. Şuradaki dala tutun Sera. Onu kanoya çekin hemen. Çabuk. Sera timsahtan kurtulmuş ama Rosa'nın dilinden kurtulamamış. Şu haline bak. Sayende kralın gözünde küçük düştük. İsterik mi düştüm? Ne yapayım? Cinderella düştü mü? Düşme. Sen de düşmeseydin. İşte kabilemin köyüne de geldik. Bakalım bundan sonra dostlarımızı neler bekliyor? Bunu Afrika Macerası adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Cinderella ile Pofu, Rosa ile Sera'nın da katıldıkları gezide maceralı bir yolculuktan sonra kralın kabilesinin yaşadığı köye varmışlar. Kral kıyıya çıkmadan önce
Cinderella'nın kulağına bir şeyler fısıldamış. Anladım. Çok hoş. Kral sana ne dedi? Tamam. Ne konuşuyor bunlar? Dostlarım, kabilemle tanışma zamanı geldi. Ay bu ne? Ben inmem kanadan. Onlar zararsız yerliler. Yürü hadi. Hala hala hala. Hala hala hala. Hala hala hala. Hala hala hala. Hey, bırakın beni. Ne oluyor? Bırakın beni. Çekin ellerinizi üzerimden. Dedim sana inmeyelim diye. Bunlar pişirecek bizi. Kral da kayboldu ortadan. Neler oluyor? Bu nasıl misafir ağırlama? Siz korkmuyor musunuz? Bu insanlar hepimizi yiyecek. Korkuyoruz tabii ki. Ama ne yapabiliriz? Alın size bol bol yiyecek. Bunları yiyin. Ben pişmek istemiyorum. Ne pişirmesi? Nereden çıkardınız bunu canım? Nasıl yani? Kazanda pişmeyecek miyiz? Tabii ki sizi pişirmeyeceğiz. Bunlar kazan değil ayrıca. Oturmanız için birer taht. Ne bu şimdi, şaka mı? Evet, konuklarımıza yaptığımız geleneksel bir şaka. Hoşgörünüze sığındık. Umarım kızmadınız. Nasıl da korktunuz ama. Onlar korkmadı. Biliyorlardı. Bir prensesi korkutamazdık. Bu yüzden sizi seçtik. Demek kanada fısır fısır bunu konuşuyordunuz. Bu kadar büyütmeyin canım. Alt tarafı bir şaka. Ama haliniz komikti gerçekten. Bu kıza sinir oluyorum. Nihayet sıra Safari turuna gelmiş. Gözünü dört aç. Bu safari bizim zaferimiz olacak. Nasıl yani? Cinderella'dan kurtulmak için daha iyi fırsat bulamayız. Rosa hain planlar yaparken dostlarımız hiç bilmedikleri yeni hayvanlarla tanışmışlar. Uzun boyu var. Onun adı Zürafa Pafucuğum. Sırada Ormanlar Kralı Aslan varmış. Tabii bizimkiler çok heyecanlanmışlar. Çok dikkatli olalım Cinderella. Aslanlar şakaya gelmez. Sadece uzaktan izleyeceğiz. Merak etme. İşte beklediğimiz fırsat geldi. Ne olacak şimdi? Cinderella talihsiz bir kaza geçirecek. Ben de prensle evlenip yeni prenses olurum. Harika. İşte aslanların bölgesine geldik. Fazla yaklaşmadan onları izleyebilirsiniz. Çok güzeller. Değil mi Pofu? Ve tam dönüşe geçtikleri sırada Rosa harekete geçmiş. İşte tamamdır. Köprü yok oldu. Kaldık burada. Köprüyü nasıl ortadan kaldırdın? Yok etme iksiriyle tabii. Eyvah, aslan geliyor. Yapacağız. Umarım işe yarar. Sakin ol canım. Biz zaten gidiyorduk. Eyvah! Cinderella ile Pofu tehlikede. Ben bakamayacağım. Hoşlanmayacaksın ama bunu yapmak zorundayım. Ne yapıyor bu? Aslanla mı konuşuyor? Müzik
Sihrin etkisiyle yumuşayan aslan uysal bir kedi gibi olmuş. Oldu işte. Hadi Pofu, gidiyoruz. Teşekkür ederim dostum. Sen centilmen bir aslansın. Ama nasıl olur? Gezinin son bölümü ise filleri ziyaretmiş. Kral sürpriz bir teklif yapmış. Fili elleriyle besleyen kabilemizin cesaret nişanını kazanacak. Bu nişan Afrika'nın en nadide elmaslarından yapılmıştır. Şuna bak! Çok değerli olmalı. Bunu kazan bari. Zaten yeterince rezil olduk. Yapamam. Filler çok büyük anne. Büyük olacaklar tabii. Sonuçta onlar fil. Cinderella ise hiç çekinmeden fillerin arasına girmiş ve... Aferin sana kızım. Biraz daha ister misin? Gidip sen de yap. Ne duruyorsun hala? Üf! Tamam, ben de yapabilirim. Ama Sera için işler hiç de yolunda gitmemiş. Ay dur! Gelme üstüme, çekil! Dur! Yapma! Hayır! Olamaz! Filleri elleriyle besleyen Cinderella cesaret ödülü kazanmış. Cesaret nişanı artık senindir prenses. Çok teşekkür ederim. Sonsuza kadar saklayacağım bunu. Hala hala! Hala! Böylece macera sona ermiş. Dostlarımız güzel anılarla oradan ayrılıp mutlu bir şekilde ülkelerine dönmüşler. O gün Pofu uzun zamandır görmediği kuzenlerini ziyarete gidecekmiş. Cinderella sevgili dostunu uğurlamış. Güle güle Pofu. Benden de selam söyle. Cinderella, Pofu'nun yokluğuna alışmak için ponisiyle gezintiye çıkmak istemiş. Bericim, seninle biraz dolaşalım mı? Cinderella, ponisiyle konuşurken prens de oradan geçiyormuş. Merhaba Cinderella. Merhaba. Beri'yle gezintiye çıkacağız. Bize katılmak ister miydin? Harika olur. Bunu uzun zamandır yapmadık. Manzara çok güzel. Burayı çok seviyorum. Hadi gel, biraz yürüyelim o zaman. Prens ve Cinderella keyifle yürürlerken mantar toplamakta olan Sera onları görmüş. Aa, Prens ve Cinderella. Ne arıyorlar burada? Gün batımı ne hoş. İyi ki geldik. Daha fazla bakmak istemiyorum. Ha? Sera saraya dönünce kıskançlığından hastalanıp yatağa düşmüş. Prensle ben evlenmeliydim. Bu haksızlık. Ne zaman ayrılacaklar anne? Böyle olmayacak. Buna artık kesin bir çözüm bulmamız lazım. İyi de nasıl? Şimdiye kadar hiçbir iksirin işe yaramadı. Ben işe yarayacak iksirin nerede olduğunu biliyorum. Bekle beni. Rosa saraydan çıkıp yola koyulmuş. Cadının mağarası yakında olmalı. Ve sonunda cadıyı bulmayı başarmış. Eğer istediğim iksiri yaparsan bu altın kesesi senindir.
Cadı altınları görünce Rosa'nın istediği iksiri hazırlamayı kabul etmiş. Cinderella mutfakta beş çayı için hazırlık yapmaktayken Rosa yanına gelmiş. Kolay gelsin. Ne güzel kurabiyeler bunlar. Prens için yaptım. Bunları çok seviyor. Dur sana yardım edeyim. Bu fincan prens için. Ben nar suyu içiyorum. Teşekkür ederim Rosa. Bugün kibarlığın üstünde. Aşk olsun tatlım. Her zamanki halim. Prense sevgilerimi. Bunda bir tuhaflık var ama neyse. Böylece prens Rosa'nın iksir karıştırdığı çayı bir güzel içmiş ve... Sen yeni hizmetçi olmalısın. Benim karşımda oturamayacağını sana öğretmediler mi? Kime diyorsun hayatım, anlamadım. Hayatım mı? Hemen odamdan çık, çabuk. Ne oldu sana? Tanımadın mı? Benim, Cinderella. Birileri ise bu sahneyi keyifle izlemekteymiş. İksir etkisini göstermiş bile. Ne Cinderella'sı? Sana derhal çıkmanı söyledim. Duymadın mı? Prens Cinderella'yı tanımadı. Onu odadan attı. İnanılmaz. Unutma iksiri sayesinde. Peki şimdi ne olacak? Prens Cinderella'yı unutmakla kalmayacak. Kalbi de boş kalacak. Artık gerisi sana kalıyor. Ya, demek öyle. Cinderella böylece tekrar prensin yanına gitmiş. Kitaplarınızı getirdim prensim. Ben kitap falan istemedim. Lütfen çıkın. Bunun için üzgünüm. Bu da ne? Hey, bir dur! İyi misiniz? Biraz kafam karışık. Ne zamandan beri buradayım? Beni tanıdınız mı? Bu nasıl soru Cinderella? Biricik eşimi tanıyamayacak mıyım? Ah, nihayet. Siz biraz dinlenin o zaman. Akşam görüşürüz. Ta ki akşamki yemek davetinde tekrar bir araya gelene kadar. Soframızı onurlandıran konuklarımıza teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Davetliler arasında Rosa ile Sera da varmış tabii. İksirin işe yaramadı. Bak, prensin hafızası geri gelmiş. İksirin etkisi zamanla çoğalacak. Cadının sihrine güven. Gerçekten de Rosa'nın dediği gibi olmuş. Prensin davranışları yine değişmeye başlamış. Ya, siz de kimsiniz? Ne cüretle benim yanımda oturuyorsunuz? Sevgili prensim benim. Cinderella. Cinderella da kim? Tanımıyorum. Burayı derhal terk edin. Tabii başta kral olmak üzere tüm davetliler çok şaşırmış. Prens Cinderella'yı tanımadı. Onu kovdu. Artık sıra sende. Prensin kalbini çaldın mı bu iş tamamdır. Ona hiç şüphen olmasın. Cinderella üzüntü içinde yemek salonunu terk etmek zorunda kalmış. Prense güçlü bir sihir yapmış olmalılar. Onu bundan kurtarmanın bir yolu olmalı. Ama nasıl? Bakalım Cinderella prense yapılan sihri bozup onu eski haline getirebilecek mi? Bunu Pamuk Prenses'e Ziyaret adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Rosa'nın iksiri yüzünden Cinderella'yı hatırlamayan prens, onu bir de yanından kovunca Cinderella çaresizlik içinde ne yapacağını düşünüyormuş. Prenses sihir yaptıkları kesin. Bunun bir çaresi olmalı.
üzüntüsünü Pony ile konuşarak gidermeye çalışmış. İçini ona dökmüş. Bir sihir denesem yine düzelir mi acaba? Tam o sırada Cinderella gördüğü şeye çok şaşırmış. Aa! Sera bu. Hiç vakit kaybetmemiş. Şu hizmetçi kızı tokalarımı çalarken yakaladım. Onu saraydan kovmalısın prensim. Hayır, bu doğru değil. Üstelik hizmetçi de değilim. Prensesim ben. Güleyim bari. Prensesmiş. Prens Sera'ya inanmış ve Cinderella'yı saraydan kovmuş. İnanmıyorum. Beni nasıl kovarsınız? Ben Cinderella'yım. Sizin eşiniz. Zavallı Cinderella sarayı terk etmek zorunda kalmış. Ne yapacağım şimdi? Cinderella'yı saraydan uzaklaştırmayı başaran Rosa ile Sera zaferlerini kutlamaktaymış. Sonunda Cinderella'dan kurtulduk. Peki sen? Prensi kendine aşık ettin mi? Her an bana evlenme teklifi edebilir. İksirin içine benim saçımdan atmanız çok akıllıca olmuş. Pufu olsaydı keşke. Onun aklına bir şey gelirdi. Bir kulübe. Belki biraz yiyecek bulurum. Aradığını bulamayan Cinderella tam kulübeden çıkmış ki... Ah, Cinderella! Ne arıyorsun burada? Pamuk Prenses! Gözlerime inanamıyorum. Yedi cüceleri ziyarete mi geldin? Ama onlar madendeler. Öyle zor durumdaydım ki. Şoktan aklıma şu an bir şey de gelmiyor. Ne yapacağımı düşünürken buraya kadar gelmişim. Prenses sihir yapıldı. Ve beni hem tanımıyor hem de saraydan attı. Çok üzüldüm Cinderella'cığım. Prense yapılan büyüyü bozmanın yolunu bulacağız, merak etme. Ne yapacağız peki? Bilginin her sorun için bir çözümü vardır. Ona danışacağız. Hemen madene gidelim. Tamam o zaman. Hadi. Cinderella ile Pamuk Prenses Bilgi'nin yanına gidip ona her şeyi anlatmışlar. Tek istediğim prense yapılan sihrin nasıl bozulacağını öğrenmek. Sihir bozulunca prens eski haline dönüp Cinderella'yı hatırlamalı. Bilgin cebinden bir kitap çıkartmış ve sayfalarını karıştırmaya başlamış. Sayfaların içinden bir ışık belirmiş ve o sayfayı açtıklarında bilgi ağacı görmüşler. Bilgi ağacı mı? Onu tanıyorum. Bana sihir gücümü vermişti. Senin sihir gücün mü var? Bazı sihirleri yapabiliyorum. Ama prens de çok işe yaramadı. Pekala. Şimdi karnımızı doyurup dinlenelim. Sabah erkenden bilgi ağaca gideriz. Teşekkür ederim Pamuk Prenses. Sen çok iyi bir arkadaşsın. Böylece gün ağarırken yola koyulmuşlar. Saraydaysa Sera'nın hayalleri gerçek olmak üzereymiş. Benimle evlenir misin Sera? Nasıl? Evet! Haber sarayda duyulunca kral prensin kararına karşı çıkmış. Zaten Cinderella ile evli olduğunu söylemiş. Demek kral karşı çıkıyor evlenmenize. Evet ama prens kararlı. Ne yapacak peki? Hatırlamadım, bir evlilik geçersizdir diyor. Rüya gibi. Prenses oluyorsun, ben de kraliçe. Evet sonunda. Yaşasın unutma sihri.
Cinderella ile Pamuk Prenses de Yeşil Devlerin ormanına varmışlar. Artık dikkatli olmalıyız. Devler pek misafir sevmezler. Onlarla karşılaşmadan Bilge Ağacı ulaşsak iyi olur. Merak etme. Sihirli asam yanımda. Bu iyi. Cinderella, sihir gücün olması nasıl bir şey? İyilik için kullandığında yararlı tabii. Bazen gerçekten ihtiyacın olabiliyor. Yine de umarım gerekmez. İşte Bilge Ağaç. Orada. Ama ağacın yanına vardıklarında şaşırıp kalmışlar. Aa! Dev bu. Uyuyor sanırım. Dev buradayken Bilge Ağaç'ta konuşamayız. Uyanıp gitmesini beklesek? Başka devler de gelebilir. Zamanımız yok. Ne yapacağız peki? Sihir zamanı. Bilge Ağaç dostlarımız prensin büyüsünü bozacak karışımı yapmayı başarabilecekler mi? Bunu Prensin Dönüşü adlı hikayemizi izleyerek öğrenebilirsiniz. Cinderella ile Pamuk Prenses, sihrin etkisindeki prensi kurtaracak karışımı yapabilmek için yola koyulmuşlar. Cevher tozunun sarkıtlı mağarada olduğundan emin misin? Bilinen bir cadı hikayesidir. Nasıl bir hikaye bu? Sihirleri yok ettiği için herkesin peşinde olduğu bir tozmuş. Ama şimdiye kadar onu almayı çok az kişi başarmış. Neden acaba? Çünkü sarkıtlı mağarada cevher tozunu koruyan korkunç bir cadı varmış. Saraydaysa prensle evlenmeyi bekleyen Sera'nın keyfine diyecek yokmuş. Sana müthiş bir haberim var. Ay, heyecanlandım şimdi. Söyle hadi. Kraliyet ailesi Prenses Cinderella'nın evliliklerinin sona erdiğine karar vermiş. Bu harika bir haber. Ama nasıl böyle bir karar verebilmişler acaba? Prens kral ve kraliçeyi bir şekilde ikna etmiş demek ki. O zaman düğün hazırlıklarına başlayabiliriz tatlım. Cinderella ile Pamuk Prenses sarkıtlı mağaraya varmışlar. İşte burası. Hadi girelim, dikkatli ol. Burası ne ürkütücü bir yer. Meşaleler yanıyor. Demek ki cadı içeride. Şu parlayan şeye bak. Bulduk onu. Cevher tozu bu. Hazır cadı burada değilken gidip alalım. Hadi. Bu kadar yeterli. Hemen çıkalım buradan. Eyvah cadı. Sihirli asan umarım burada da işe yarar Cinderella. Dur bakalım. Küçükken daha sevimlisin. Ay, ne kadar da sevimli bir şey bu. Neşeni çizdin sen öyle. Hadi eski haline dönmeden çıkalım çabuk. Cevher tozunu almayı başaran dostlarımız böylece mağaradan çıkmışlar. Şimdi yarasa sütü bulmamız lazım. Bildiğim bir yer var. Hadi o zaman gidelim. Yıkılmış eski taş değirmenin önüne geldiklerinde... İşte burası. Burada yarasaların olduğunu görmüştüm.
işte oradalar. Bir yarasadan sütünü nasıl alabiliriz ki? İstersek belki verirler. Aa. Bak bir yavru yarasa. Yuvadan düşmüş olmalı. Bu yavrunun annesini bulursak şansımız olabilir. Bu annesi olmalı. Galiba yavrusunu istiyor. Evet, ona yavrusunu verelim. İşte oldu. Bak, onu emziriyor. Bizim de senden ufak bir isteğimiz olabilir mi? Birkaç damla sütün lazım bize. Verebilir misin? Yavrusuna kavuştuğu için çok mutlu olan yarasa, bizimkilerin bu isteğine hayır dememiş. Teşekkür ederim dostum. Şimdi yapmamız gereken son bir şey kaldı. Evet. Uçan dinozorun salyası. Ay, söylemesi bile biraz kötü. İşte bu kayalığın üzerinde yaşıyor. Tırmanmak zorundayız. Onunla daha önce küçük bir maceramız olmuştu. Sonu iyi bitmiş miydi bari? Onu sihirle küçültmek zorunda kalmıştım. Kargayla elinden böyle kurtulmuştum. Ya öyle mi? Umarım hala küçüktür. İşte onun yumurtaları. Bu da neyin nesi? Sakız gibi yapışkan. Sanırım işimiz kolaylaştı. Nasıl yani? Uçan dinozorun salyaları bunlar. Yumurtaları korumak için bırakmış olmalı. Düşündüğüm şeyi mi yapacağız? Evet. Dinozor gelmeden biraz alıp gidelim hemen. Cindy, bir sorunumuz var. Artık eski haline dönmüş. Beni hatırladı. Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Azıcık salyandan almamız lazım. İzin verir misin? Cevher tozu. Yarasa sütü. Uçan dinozor salyası. Umarım işe yarar. Merak etme, prens sihirden kurtulacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Siz olmasanız bunları tek başıma bulup yapamazdım. Saraydaysa prensle Sera'nın evlilik töreni başlamak üzereymiş. O sırada Cinderella salona girmiş. Nereden çıktı bu kız şimdi? Bu tören yapılamaz. Sen benimle evlisin prensim. Sen de kimsin? Bu ne cüret? Şimdi her şeyi hatırlayacaksın. Cinderella, niye buradayız? Ne oluyor? Sana sihir yaptılar prensim. Artık geçti, kurtuldun. Olamaz. Ay, bayılacağım şimdi. 2 dakika geç gelseydin evlenmiştik. Hemen evlendirin sarayla prensi. Hemen. Sihrin etkisinden kurtulan prens ve Cinderella tekrar eski mutlu günlerine dönmüşler. Sarayda mutlu bir sabah başlamış. O gün baharın ilk günüymüş. Ne
dışarı bak. Bahar geldi. Hadi. Günaydın Pofu. Aa, ne kadar muhteşem bir gün. Bir fikrim var Pofu. Hadi gel benimle. Madem baharın ilk günü, bunu bir baloyla kutlamaya ne dersin? Komşu krallıkları da davet edebiliriz. Bu harika bir fikir. Peki ama herkese nasıl haber vereceğiz? Bu günler alır. Sihirli değneği kullanıp davetiyeleri hızla komşu krallıklara ulaştırabiliriz. Hadi öyleyse hemen hazırlıklara başlayalım Cinderella. Yeter artık. Güzel bir günde mutlu bir şekilde kitabımı bile okuyamıyorum. Bahar balosu planı dışında bir de sihirli asası varmış. Olacak iş değil. Anne, anne! İnanamayacaksın ama Cinderella'da sihirli bir asa var. Ve bununla bahar balosu vermeyi planlıyor. Tüm komşu krallıkların en sevdiği prensesi olacak yine. Of, of! Hemen o sihirli asayı bulmalıyız. Bu kez Cinderella'nın kurtulma şansı olmayacak. Balonlar ve süslemelere ihtiyacımız olacak. Ve tabii harika yiyecekleri. Bu baloyla hem baharı kutlayacağız, hem de komşu krallıklarla dostluğumuzu sağlamlaştıracağız Pofu. Muhteşem olacak. Cinderella ve Pofu hazırlıkları konuşurken, Rosa ve Sera sihirli asayı bulmak için gizlice Cinderella'nın odasına girmişler. Nerede olabilir bu sihirli asa? Hadi sen... Üzgünüm. Anne bak, sihirli asa değil mi bu? Ta kendisi. Hadi al onu da gidelim buradan. Tamam, bize balonlar, kelebek süsleri ve bolca çiçek lazım. Ve tabii yiyecekler. Havuçlu muffin de olur mu dersin Cinderella? Elbette olur Pofu. Hadi şimdi gidip davetiyeleri halledelim. Anne, sihirli asayla ne yapacağız? Ters sihir yapacağız tabii ki Sera. Ters sihir mi? O da ne? Hazırlayacağım sihirli formülle asayı tersine çevireceğiz. Doğru mu anlıyorum? Yani yapılan sihirler tersine mi işleyecek? Tam olarak öyle. Cinderella komşu krallıkları bahar balosuna davet ettiğini düşünecek. Oysa tersine sihirle tüm krallıklar kendilerine savaş açıldığını söyleyen mektuplar alacak. Bu dahice anne. Bu kez Cinderella kurtulamayacak. Şimdi bana biraz öksü otu gerekli. Biraz da çakıl taşı ve tabii tersine tozu. Hiç anlamıyorum. Buraya koyduğuma eminim. Sorun nedir Cinderella? Neler oluyor? Sihirli asa hiçbir yerde yok. Kesin buradaydı. Bak Cinderella. Vazo kırılmış. Birileri sihirli değneği almış olmalı. Olamaz. Peki ama kim? Tabii ki Rosa ve Sera. Ben bahçeye de bir bakayım. Tamam Cinderella. Sen bahçeye bak ve hazırlıklara devam et. Ben de etrafı dolaşıp neler olduğunu anlamaya çalışacağım. Kimseye bir şey belli etmemeliyiz. İşte sihirli karışım hazır. Şimdi bunu değneğe süreceğim. Tamam, işte hazır. Bunu hemen yerine geri koymalıyız. Merhaba Sera. O elindeki parlayan şey ne? Hiç, hiçbir şey. Bak ellerim boş. Thank you.
Cinderella. Deminden beri seni arıyorum. Endişelenecek bir şey yok Pofu. Aceleyle ararken görmemişim sanırım. Sihirli değneği buldum. Çekmecedeymiş. Ah hayır Cinderella. Bana sakın değneği kullandığını söyleme. Ah Pofu, tabii ki kullandım. Mektuplar ülkelere varmıştır bile. Bahar balomuz harika olacak. Olamaz Cinderella. Ne yaptın? Sihirli değneği Rosa ve Sarah ile geçirmişti. Değneği iksirle ters değneğe çevirdiler. Bu da ne demek? Yani yapılan tüm sihirler tersine dönecek. Öyleyse dostluk mektupları da... Düşmanca mektuplara dönüşecek. Hemen bir şeyler yapmalıyız. Bu ses de ne? Mektuplar komşu krallıklara ulaşmış olmalı Cinderella. Bu gelenler devler ülkesinden. Hemen olanları dev krala anlatmalıyız Pofu. İşte eğlence şimdi başlıyor. Senden sonsuza dek kurtulacağız Cinderella. Dışarı çıkın ve teslim olun. Sizi dost ülke sanıyorduk. Yanılmışız. Derhal teslim olun. Yoksa başınız ciddi derde girecek. Ah, çok kızmış olmalılar. Ama neden devler kralı bize böylesine öfkeli? Prensim, hepsi Rosa ve Sera'nın eseri. Dostluk mektuplarını düşmanca mektuplara çevirdiler. Pekala, bana bırakın. Gidip onlarla konuşacağım. Hadi kızım, beni sarayın kapısına götür. Yeah! Sevgili prensim, seni dinlemeyebilirler. Çok öfkeliler şu an. Hey dur! Dostlarım, durun! Korkarım bir yanlış anlaşılma var. Dostlarınmış. Hah, seni ikiyüzlü hain. Böyle kurtulacağını sanıyorsan yanılıyorsun. Askerler, alın şunu. Hey, durun dedim size. Ya! Sarayı kuşatın. Derhal. Pofu, prensi esir aldılar. Devler saraya giriyor. Sihirli değneği kullanmalısın Cinderella. Evet ama ters sihir devam ediyor. Bunu nasıl başaracağız? Bakalım Cinderella devler kralını inandırmayı başaracak mı? Bunu bir sonraki Krallıkların Gücü bölümünde öğreneceğiz. Neyi açıklayacaksın Cinderella? Yolladığın bu tehditkar mektup ortada. Bakın, bunların hepsi Rosa ve Sera'nın suçu. Ben böyle bir mektup yollamak istememiştim. Mektupta krallığınızın mührü var. Bu her şeyi açıklıyor. Evet ama bunu açıklayabilirim. Dinleyin. Yeter artık. Bize dost görünüp yeterince kandırdın. Derhal kafese kapatın şunları. Emredersiniz kralım. Pofu dikkat et. Kendini koru. Bırakın dedim. Bırakın beni. Bu yaptığınıza pişman olacaksınız. Prensi de bu iki hainin yanına koyun. Derhal efendim. Bu sandığımdan da kolay oldu. Cinderella bu kez kurtulamayacak. İyi ama anne. Prensi de esir aldılar. Ben şimdi nasıl evleneceğim? Bunda sarayın ve ülkenin yönetimi bize geçecek. Yani bu demek oluyor ki... Evet. Ben kraliçe, sen de prenses olacaksın. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Ve emin ol, seninle evlenmek için prensler sıraya girecek. Prenses mi? Bu harika. Hadi gel benimle. Ortalık durulana kadar saklanmalıyız.
Bunlara nasıl bir ceza vereceğiz sevgili kralım? Bunu biraz düşünelim. Hava kararmaya başladı. Askerlerimiz yoruldu. Haklısınız. Biraz dinlenelim. Sabah olunca bir karar veririz. Hey, bunu duydunuz mu Cinderella, prensim? Hayır, Pofu, duymadım. Neler oluyor? Birazdan herkes uykuya dalacak. Sabaha kadar vaktimiz olabilir. Pekala. Bekleyelim o halde. Sonra bir plan yaparız. Az sonra tüm askerler, devler prensesi ve devler kralı derin bir uykuya dalmışlar. Evet, şimdi bakalım ne yapabiliriz? Bana her şeyi anlatın. Cinderella ve Pofu tüm olanları prense anlatmışlar. Bekleyin, anlattıkça aklıma bir fikir geldi. Nedir Cinderella? Ne düşünüyorsun? Eğer sihirler tersine oluyorsa, o zaman biz de isteklerimizin tersini dileyerek olması gerekeni gerçekleştirebiliriz. Bu sanırım benim için biraz karışık oldu. Nasıl, anlamadım. Bak şimdi Pofu, diyelim ki sen bu alev hapishanesinden kurtulmak istiyorsun. Evet, bunu çok istiyorum. O zaman bunun tam tersini dilersen, ters sihrin etkisiyle istediğine ulaşırsın. Yani tutsak kalmayı dilersek buradan kurtulup özgür kalırız. Evet, tam da öyle. Ama buradan çıkmamız yeterli olmayacaktır. Devler bizim onlara düşman olduğumuzu düşünüyor. İkinci bir dilek hakkımız için de zaman geçmeli. Kurtulsak da onları inandıramayız. Of, bu çok kötü. Öyleyse işe önce mektupları düzelterek başlamalıyız. Bu harika bir fikir. Şşt, Pofu, sessiz ol. Hadi Cinderella, dileğinin tersini dile. Pekala. Krallıklara yazdığım mektuplar daha da düşmanca olsun. Burada. Bu ses de ne? Yine ne işler döndürüyorsunuz sizi hainler? Dinleyin sevgili devler kralı ve prensesi. Bu olanlar bir hata. Ben size düşmanca mektuplar falan yazmadım. Demek düşmanca mektup yazmadın. Öyleyse bu nedir? Sevgili devler kralı, lütfen tekrar okuyun mektubu. Bu çok tuhaf. Hatta imkansız. Neymiş tuhaf olan? Mektupta yazanları açıkça savaş ilanı. Bakın. Ama bu imkansız. Burada yazanlar bahar balosuna davet. Sevgiler, saygılar ve bizi ne kadar özlediklerini söyleyen cümleler. Prensesim, size anlatmaya çalıştım. Olanların hepsi büyük bir yanlışlık. Biz her zaman sizlerle dostuz ve sonsuza kadar dost kalmak istiyoruz. Sanırım haklıymışsın Cinderella. Bizi affedin. Hemen sinirlendik. Keşke mektubu bir kere daha okusaydık. Asker! Dedim ya, olanların hepsi bir yanlış anlaşılma. Ama madem buraya kadar geldiniz... Evet Pofu, sanırım sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun. O zaman niye duruyoruz? Hadi şu bahar balosu hazırlıklarını tamamlayalım da eğlence başlasın. Askerlerimiz emrinizde. Hazırlıklarda size yardımcı olacaklar. Böylece sarayda işbirliği ve dayanışmayla bahar balosunun hazırlıkları hızla tamamlanmış. Şuraya bakın, her şey harika oldu. Teşekkür ederiz dostlarım. Öyleyse bahar balosu resmi olarak başlamalı.
Sevgili Cinderella, bu dansı bana lütfeder misiniz? Memnuniyetle kralım. Nasıl olur da mektuplar düzenini anlamıyorum. Tacımızı bir gün bile takamadık. Çıkar sen de şu tacı. Şimdi görüp bizi zindana atacaklar. Bu nasıl oldu? Yani hani ben prenses olacaktım. Bu işte bir terslik var. Çıkar diyorum o tacı. Yürü, yürü. Düş önüme.